Herkes hoş geldi. Çok önemli bir günde, Kalkınma ve Barış için Spor Günü'nde bir aradayız. Öncelikle kutlu olsun herkesin. Bu çok önemli günü kutlu olsun. Benim için de çok özel bir anlamı var bugünün. Çünkü sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne çok inanan hem bir sivil toplum aktivisti hem de amatör bir sporcu olarak bugün bu panele ev sahipliği yapmak, çok değerli konuklarıma ev sahipliği yapmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet, konuklarım sevgili Banu Yelkovan, gazeteci, televizyoncu. Çok eskiden tanıdığım sevgili arkadaşım. Hoş geldin. Seni de uzun zaman sonra burada görmek ne kadar güzel oldu. Evet, sevgili Faik, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik'le de harika işler yaptık birlikte. Hem sürdürülebilirlik hem spor adına. Hoş geldin Faik. Sevgili İknur Hacısoftaoğlu, Bilgi Üniversitesi, o da birlikte çalışma arkadaşım, spor yöneticiliği bölümü öğretim üyesi. Hoş geldin İknur. Bulduk. Ve sevgili Ferhat Arıcan, uzun zamandır hayranlıkla takip ettiğim milli sporcu, jimnastikçi. Çok memnun oldum bu vesileyle tanıştık. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi aslında önce Faik'le başlamak istiyorum. Bize genel bir çerçeve çizmesi açısından. Çünkü Birleşmiş Milletler perspektifini bir alalım. Ondan sonra kendi projelerimiz, kendi yaptığımız işleri konuşuruz. Evet Faik, Birleşmiş Milletler'in spor ve kalkınmaya bakış açısı nedir? Spora bakış açısı nedir? Önce istersen o genel çerçeveyi senden dinleyelim. Tabii Itır, çok teşekkürler. Öncelikle ben de ev sahibimiz ya da ortaklaşa bugünü düzenlediğimiz Bilgi Üniversitesi'ne ve adım adıma sizlerin şahsında çok teşekkür ederim. Diğer konukları da selamlıyorum buradan. Bundan yıllar evvel değil mi? İlk olimpiyatların düzenlendiği tarih, 1800'lü yılların sonunda ilk olimpiyatların düzenlendiği tarih Spor ve Kalkınma ve Barış Günü olarak ilan edildi 2013 yılında ve o zamandan beri giderek artan bir şekilde bu üçlü arasındaki bağlantıyı vurgulamaya çalışıyoruz. Ve küreselde de çok iyi ortak örnekler görmekteyiz. Koronavirüs kontekstine baktığımız zaman bu küresel salgın hayatımızın her alanında etkisini gösterdi. Hala bunu yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz çoğumuz. Halihazırda pek de sağlam olmayan toplumsal dokuyu dünyanın her yerinde zedeledi. Eşitsizlikleri derinleştirdi. O sınıfsal yapıyı kökünden sarstı. 2020 yılının Mart ayından beri koronavirüs önlemleri kapsamında hayatımızın pek çok alanından feragat etmek zorunda kaldık her birimiz. Fiziki aktivitelerde bu feragat ettiğimiz alanların başta gelenlerinden oldu maalesef. Spor salonlarının, tesislerin, işte stadyumların, yüzme havuzlarının, dans veya oyun sahalarının kapatılması çoğu insanın bireysel veya toplu sporlara aktif katılımını ya da canlı spor etkinliği izleme olanaklarını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Sonuç olarak küresel spor camiası da tüm dünyada uygulanan bu önlemler yüzünden ciddi güçlüklerle karşılaşmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler sporun kalkınma ve barışa katkılarını her zaman savundu, destekledi. Bu katkıların altını çizmek ve sporun eşsiz potansiyelini göstermek için pek çok anlaşmaya imza atıldı bugüne kadar. Bunlar devam ediyor. Rapor ve kılavuz dokümanlar yayınlanıyor. Tabii bu koronavirüs pandemisiyle birlikte bunu kat be kat artırdı Birleşmiş Milletler de kendi içinde ilgili daireleri vasıtasıyla ve Birleşmiş Milletler kurumları vasıtasıyla ki UNDP de bunlardan biri. Birazdan daha detaylı bahsederiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Recovering Better, düze çıkış, daha iyi bir düze çıkış diye bir rapor yayınladı. Sports for Development and Peace, işte kalkınma ve barış için spor adlı bir raporda. Sporun diyalog için alan yaratmaya yardımcı olduğunu, işte toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı yaptığını, toplumsal kapsayıcılığı teşvik ettiğini, kırılgan gruplara yönelik ayrımcılıkla mücadele ettiğini vurguluyor bu raporda. Sporun dönüştürücü gücü en küçük köy yerleşiminden mega kentlere kadar her yerde dönüştürücü olma potansiyelini sergiliyor. Çok iyi örnekleri her yerde takip ediyoruz dünyanın dört bir tarafında. Bireysel ve toplumsal esenliğin ilerlemesi için de bir zemin oluşturduğuna hepimiz tanık oluyoruz.
ayrı ayrı. Birazdan daha iyi örnekler belki verilecektir konuşmamızın akışı içinde. Dünya Sağlık Örgütü bir hafta içinde orta yoğunlukta 150 dakika, yüksek yoğunlukta 75 dakika fiziksel aktivite veya ikisinin birleştirilmesini öneriyor. Bu dünya üzerinde yaşayan herkes için geçerli olan bir tavsiye. Spor müsabakalarının dışında bireyler için geçerli olan bir tavsiye. WHO'nun özel malzemeler olmadan ve kısıtlı alanlarda nasıl fiziksel aktivite yapılabileceğine dair tavsiyeleri var. İnternette ve dijital dünyada da her yaş ve engellilik durumundaki bireyleri evde aktif ve hareketli olmaya yönelten, ücretsiz olarak erişilebilen çok sayıda kaynak var. Toparlayacak olursam, spor, barış ve kalkınma amaçlarının yerine getirilmesinde kullanılabilecek ekonomik ve esnek bir araç olarak görülüyor Birleşmiş Milletler tarafından ve çok önemli bir araç olarak görülüyor. 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminde sporun sosyal ilerleme için üstlendiği role bir vurgu yapılmış. O bölümü ben sizlere aktarmak isterim. Spor sürdürülebilir kalkınmanın bir aracısıdır. Bizler hoşgörü ve saygı prensipleri yoluyla kalkınma ve barışın sağlanmasına, kadınların ve gençlerin, kısaca tüm bireylerin ve toplulukların güçlenmesine, sağlık, eğitim ve sosyal kapsayıcılık amaçlarına sporun gün geçtikçe artan katkılarının farkındayız ve altını çiziyoruz deniyor. Şimdi pek çok belge var tabii spor ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ya da iklim eylemi, toplumsal cinsiyet gibi politika başlıklarının bağlantısını vurgulayan. Buradan çağrı yapalım, araştırmacılar ve kuruluşlara bir çağrıda bulunalım. Bu belgeler sizlerin sayesinde tanıtılmayı ya da hayata geçmeyi bekliyorlar. Uzun uzadıya anlatmak için vakit yok ama biraz zaten baktığınızda bunlara ulaşmanız da mümkün. Çok teşekkürler Faik. Evde egzersiz deyince biz de biliyorsun bu dönemde evde maraton koşarak aslında evde 42 kilometreyi bile eve sığdırmanın mümkün olduğunu göstermek için. Bunu yapan tek arkadaşım sensin, o yüzden buradan seni tebrik ediyorum bir kez daha. Nasıl olduğunu da görmek isterdim gerçekten. Evet, yani iyi ki görmedin çünkü evde egzersizden vazgeçerdiniz. Hani ona çok iyi bir örnek olduğunu söyleyemeyeceğim ama aslında hani o evin sınırları içinde bile yapabileceğimiz sonsuz aktivite var. Biraz onu göstermek istedik. Çok teşekkürler. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve spor vurgusu tabii hepimizin çok önem verdiği bir şey. Biz adım adımda da %50-50 kadın erkek oranımızla gurur duyuyoruz. Çünkü koşu biliyorsunuz mesafe arttıkça çok erkek bir alan olmaya doğru gidiyor. Onun için biz de çok çalışıyoruz. Şimdi oradan Banu'ya gelmek istiyorum. Banu öyle bir alanda rol model bir kadın olarak var ki gerçekten tanıdığımdan beri çok gurur duydum, hayranlıkla izlediğim bir arkadaşım. O alanda hem rol model etkin, gerçekten orada olman bile yetiyor ama bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusunu hep yapıyor olman konuşmalarında gerçekten çok değerli. Biraz da senden dinleyelim. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde sporun rolü nedir? Senin gibi insanların görünürlüğünün etkisi nedir? Onu biraz senden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederim. Ben aslında bu işe girdiğimde hiç bu konularda bu kadar kafa yoran birisi değildim. Hani böyle tarlasını süren William Wallace gibi bir şeydim. Hani o sonra Braveheart'ta bir anda kendini İskoç-İngiltere Savaşı'nın ortasında buldu ya. Ben yani kendi iş kariyerimi bile dönemlere ayırıyorum. Ya hepimiz eşitiz, işte aynı işi aynı şekilde yapıyoruz diye konuştuğum bir dönem var. Sonrasında evlenip çocuk sahibi olduktan sonra ne eşitliği, her işi biz yapıyoruz dönemim var. Sonrasında da şimdi son geldiğim noktada da acaba eşitlik mi, hani bize yani daha adalet mi, o noktalarda dolaşıyorum. Çünkü kadınların bu spor dünyasındaki rolü eminim akademisyen kimliğinizde İlknur da sen de benden çok çok daha güzel anlatabilirsiniz. Ama ben spor açısından bir örnek verirsem erkekler düz koşuyor, biz engelli koşuyoruz. Ondan sonra da niye bu işler eşit değil, niye bu kadınlar geride diyoruz. Yani durumumuz tam da bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini de yani şimdi bunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim diye not aldım. Önümde 8 sayfa not var, yani inan nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama bir yandan da hani son dönemde tam bir şeyler değişmeye başladı. Bunda Ferhat gibi rol modellerin de etkisi var. Sporda daha çok Türkiye'de ve dünyada rol modeller daha aktif şekilde bazı toplumsal konuları, demin Faik'in bahsettiği bu küresel hedeflere yönelik
yönelik en azından seslerini daha yüksek çıkarmaya başladılar. İnsan haklarına yönelik daha yüksek çıkarmaya başladılar. Bireysel bazda olan mesela 2016'da daha kimse bu işi yapmazken Colin Kaepernick diye bir figür var. Bir anda Milli Marş'ta dizini yere koydu. Sessiz bir protestoydu. Kendi kariyerine mal oldu. Yani NFL zaten dünya üzerindeki en maço ve en erkek kurumlardan biri. Kendi kariyeri ondan sonra tepe taklak gitti ama geldiğimiz noktada onun nasıl birdenbire sporcular arasında büyüyen bir akıma ve takımlara yayılan, takımlardan NBA'in geneline yayılan bir akıma dönüştüğünde toplumsal bir şeylerin değişmesine rol oynadığını da görebildik. Bunu ilk bence söyleyenlerden birisi Nelson Mandela. Ben onun 2000'de kendi L'Oréal Spor Vakfı'nı kurdu biliyorsunuz. Orada yaptığı açılış konuşmasını hiç unutmadım. Sporun dünyayı değiştirme gibi bir gücü var dedi. Ve bunu zaten kendi hayatında da çok güzel gösterdi. Güney Afrika'da da rugby sayesinde, Amerikan futbolu sayesinde nasıl bir şeylerin değiştiğini zaten kendisi kanıtlamıştı. Ben buna canlı gönülden inanıyorum. Hem bu bütün küresel amaçlarda çünkü kadın erkek eşitliği bunlardan sadece bir tanesi. Ferhat biraz sonra kendi üstlendiğini anlatacak. Ama pandemi bize gösterdi ki biz daha bu yeni yüzyıla yeni girdik yani yeni bir dönemin içerisinde. Ve bir anda nasıl içimize kapanmamız gerektiğini, nasıl kendi kaynaklarının o sürdürülebilirlik kelimesi eskiden hani bu bir iş deyişiyle nice to have hani bazı firmalar yapıyorlardı bunu. Olsa ne güzel olur tadında böyle bir hoşluk olarak yardım STK yapıyorlar ama şu anda artık must have olması gereken bir şey boyutuna geçti. Dolayısıyla herkesin bu konuya kafa yorması lazım. O sürdürülebilirlik de dünyadaki kıt kaynakların en iyi şekilde kullanımını ve adil bir şekilde kullanımını gerektirecek ve buna farkındalığı yaratmak için de bu işte kadın erkek eşitsizliği olabilir, eşitliği bile diyemiyorum artık geldiğim noktada iyice o yüzümü mavi boyamış durumdayım yani bilim olası gibi eşitsizliğine de aynı şekilde de bambaşka şimdi bence önümüzdeki ikinci en büyük kriz iklim krizi ve bu pandemi döneminde hepimiz eve kapandığımızda o karbon salınımının ne kadar azaldığını da hep beraber gördük. Mesela olimpiyatlar şimdi bu Tokyo'nun olup olmayacağını henüz konuşuyoruz ama bir sonraki Paris'in olacağı kesin ve Paris kendi hedefini karbon salınımını %50 azaltmak olarak koydu. Ve bu ne demek onu da söyleyeyim. Rio ve 3.4 milyon ton karbondioksit bir olimpiyat oyunlarında yeryüzüne salınan karbondioksit. Yani artık bireylerden toplumlara, toplumlardan devletlere bir farkındalık olması gerekiyor. O bireylerin de en etkilileri sporcular. Yani bu amaçların hangisi olursa olsun sporculara ve rol modellere ihtiyacımız var. Beni onlardan biri olarak gördüğün için ben sana çok teşekkür ederim. Ben de ilk Nur'u seni, Ferhat'ı hepinizi aynı şekilde, aynı önemde görüyorum çünkü. Evet, çok teşekkürler. Oradan Ferhat'a geleceğiz. Tabii Ferhat Avrupa şampiyonu olduğunda gerçekten hepimiz onu heyecanla izliyorduk. Madalyasını göstermesini beklerken matarasını gösterdi ve plastik kullanımına dikkat çekti. Plastiği azaltmamız gerektiğini. Gerçekten senin gibi rol modellerin bunu söylemesi çok çok değerli. İklim krizine orada dikkat çektin. Nasıl dahil oldun sen bu meselelere? Onu çok merak ediyorum. Senden dinlemek isteriz. Merhabalar herkese. Bu soruyu cevaplarken öncelikle birkaç endişe uyandıran şeylerden bahsetmek istiyorum. Antarktika'da sıcaklık kayıtları 2020 Şubat ayında rekor kırdı. Amazon ormanlarındaki çoraklık tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2019'da Avustralya'da başlayan yangınları biliyorsunuz daha önce hiç görülmemiş şekilde aylarca sürdü. Ve yangınlar sona erdiğinde milyon hektarlarla ifade ettiğimiz alanlar kül oldu. Yangınların, kasırgaların, sellerin ve sıcak dalgaların neredeyse günlük tecrübe ettiğimiz bir dünyada artık hiçbirimiz iklim krizini hayatımızın telaşı dışında tutamayız. Sporun toplumsal konularda gerçekten çok büyük bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biz sporculara çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Ben tek başıma ne yapabilirim demeden bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmeliyiz.
ve en önemlisi de dünyamıza sahip çıkmalıyız. Alınacak önlemler arasında tabii ki araç kullanımını azaltmak, plastikten uzak durmak, kişisel atıklarda uzak durmak, su ve enerji israfını tabii ki çok önemli. Yeşil alanları korumak gibi önlemleri sayabiliriz. Eğer tabii çevre sorunları ile ilgili insanları, bir kişiyi bile aksiyon alma anlamında bir farkındalık yaratabiliyorsam madalyadan daha önemli benim için. Dediğiniz gibi şampiyonada termosumu gösterdim madalya yerine. Çünkü eğer küresel ısınmayı 1,5 derecede tutamazsak dünya gerçekten yaşanılabilecek bir hal olmayacak ve bütün hayallerimizin bir anlamı kalmayacak. Günlük hayatımızda o küçücük değişiklikler gerçekten küresel anlamda bizi hayatımızı kurtaracak şeyler. Bu anlamda dediğiniz gibi madalyadan daha önemli şeyler var. Çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli bütün bu söylediklerin. Aslında bireylerin harekete geçmesi, bizler buradaki bütün konuklar bunu vurguluyoruz sürekli. Faik'le beraber çok güzel ev sahipliğini yaptığımız Fest Together'da da eğlence tarafında da bunu vurgulamıştık. Madalyaları değil, mataraları görelim dedik biz de herkese. Kim matarasıyla geldi diye sorduk ve içeri hiçbir plastik sokmamıştık. Gerçekten çok önemli bizlerin, bireylerin ve organizasyonların birlikte harekete geçmesi. Onun için en sevdiğimiz kalkınma amacı 17.si. Anca hep birlikte harekete geçersek dönüşüm değişim sağlayacağız. Evet, buradan İlknur'a dönmek istiyorum. İlknur, sen de akademi tarafından bilginin sürdürülebilirlik ve spora bakış açısı nedir? Onu bizimle paylaşır mısın lütfen? Teşekkürler Itır. Önce ben tabii bütün konuklara teşekkür etmek istiyorum. Biraz da böyle Itır'la birlikte ev sahibi de olarak hem Faik Bey'in izinde UNDP desteği için çok teşekkür ederim. Daha önce de kendileriyle birazdan belki bahsederiz. Başka bir etkinlik yapmıştık. Yine 6 Nisan'la ilgili olarak her zaman yanımızda hissettiğimiz kurumlardan biri. Çok teşekkürler burada olduğunuz için. Ferhat'a çok teşekkürler. Çok önemli son dönem sporcularımızdan biri olarak sorumluluk sahibi, yani bir sorumlulukla burada olduğu için ve bizimle burada bu düşünceyi paylaştığı için. Banu'ya her zamanki gibi çok teşekkür ederim desteği için. Onun varlığı bizim için hep güçlendirici. Medyadaki varlığı umut verici, güçlendirici ama bizimle de birlikte her platformda desteğini hep hissediyoruz. Çok teşekkürler Banu, sana da burada olduğun için. Biz Bilgi Üniversitesi olarak zaten bu etkinliği de Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yürütüyoruz. Spor Yöneticiliği Bölümü olarak. O anlamda bizim için ayrıca değerli, çünkü biz şunun farkındayız, yani Bilgi Üniversitesi olarak da biraz önce Itır'ın da vurguladığı şey, aslında işbirliğinin öneminin çok farkındayız ve bu anlamda da sürdürülebilirlik konusunda işbirliği yapabileceğimiz her kurumla bir araya gelip bu işi farklı boyutlarıyla nasıl ele alabiliriz, nasıl gündeme getirebiliriz üzerinden konuşuyoruz. Fakat bu zamana kadar spor sürdürülebilirlikle yan yana çok dillendirilmedi tabii Türkiye'de. Adım adım tabii bunun ilk sözcülerinden biri, bir platform Itır'ın ve işte adım adım ekibinin kurduğu ve çok önemli işler yapıyorlar. Ama akademide ya da sivil toplumda gerçekten çok az sesini duyduğumuz, çok az yan yana duyduğumuz iki kelime spor ve sürdürülebilirlik. Biz Bilgi Üniversitesi'nde bir süredir aslında sporun bu yanına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi. Bununla ilgili çeşitli etkinlikler düzenledik daha önce. Yine 6 Nisan bizim için düzenli olarak aslında etkinlik düzenlediğimiz bir tarih. Spor yine UNDP ile birlikte sosyal gelişim için sporu hatırla tabii. Spor üzerine bir atölye çalışması yapmıştık. Panel ve atölye yapmıştık. O da çok gündemde kalmıştı. Bunun dışında kapsayıcı futbol adında bir etkinlik yapmıştık. Yine Fair'in işbirliğinde cinsel şiddetle mücadele ile birlikte ve BOMOV'uyla. Orada da yine futbolun ne kadar kapsayıcı bir alan olduğunu, benimki daha gelmedi. Birazdan gelir.
Ne kadar kapsayıcı bir alan olduğunu, kapsayıcı bir alan olmasını hayal ettiğimizi ortaya koymaya çalışmıştık. Aslında biz biraz şöyle yapmaya çalışıyoruz. Yani tahayyül ediyoruz bir takım hayaller kuruyoruz ve bu hayaller için kimler bizimle olmak isterse onlarla birlikte bu alanda işler yapmaya devam ediyoruz. Spor ve sürdürülebilirlik de öyle, dediğim gibi. Bilhassa bu pandemi dönemi Ferhat'ın da söylediği gibi bize aslında gezegende iklim krizinin, eşitsizliğin ne kadar önemli bir boyutta olduğunu ve bir insanlık krizinde dahi bizi ne kadar zorladığını gösterdi. O yüzden şimdi hep birlikte biz de bu işe dair ne yapabiliriz diye düşünmek üzere bir aradayız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Evde olunca tabii kedilerimiz, köpeklerimiz de yanımızda. Hayır, çünkü hala gelmedi. Çünkü genelde bende de bir kuyruk görünüyor. Evet, şimdi tekrar Faik'e dönmek istiyorum. Sporun tabii eşitsizliklerin azalmasında çok büyük bir rolü var. Ben de çeşitli projeler nedeniyle özellikle Sahra Altı Afrika, Gambiya, Senegal gibi yerlerde bunu çok net gözlemledim. Yani gazete kağıdıyla futbol oynayan, çılgınlar gibi uzun mesafe koşan çok sayıda insana rastladım. Peki UNDP nasıl bakıyor spor ve kalkınma ilişkisine, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişimde, belki eşitsizliklerin azalmasının da ötesinde sporun rolüne? Teşekkürler Itır. Ben UNDP'de 10 yıldır çalışıyorum. Onun öncesinde gazetecilik yaparken de en fazla dikkatimi çeken konu başlıklarından biri UNDP ile alakalı olarak UNDP'nin sporu bir iletişim aracı olarak kullanmasıydı. Ta o yıllarda belki hatırlarsınız. İşte çok önemli futbolcular birer iyi niyet elçisiydi UNDP için, global iyi niyet elçileriydi. Match Against Poverty, yoksullukla mücadele maçı vardı. Her sene yapılan bir dostluk maçı. İşte hem yoksulluğa dikkat çekilmiş oluyordu hem de orada bir politika savunuculuğu yapılıyordu vesaire. Şimdi geldiğimiz noktada UNDP olarak küresel amaçların tanıtımını ve harekete geçme çağrısını sporcularla yapma stratejisini yürütüyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Birincisi, bu stratejinin daha önce çok başarılı sonuçlar vermiş olması. Yani daha önceden alınan dersler ve çıkartılan o iyileştirici aksiyonlarla daha da iyi hale getirilerek bu devam ediyor şu anda UNDP içinde. 1000 yıl kalkınma hedefleri, 2000-2015 yılları arasındaki küresel kalkınma gündemiydi. Onun tanıtımında bu strateji çok başarılı sonuçlar verdi. Ölçülebilir ciddi başarılı sonuçlar elde edildi. İkinci sebep, sporun insana disiplin kazandıran ve güçlükler karşısında mücadeleci bir ruh elde etmesini sağlayan bir aktivite olması. Tarihin en büyük doğa sorunlarıyla karşı karşıya olan nesil olarak bizim ihtiyacımız olan da zaten tam olarak bu. Yani hem iklim gibi büyük bir sınamayla karşı karşıyayız, hem de insanları ilgilendiren eşitsizlik gibi çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. İki büyük sorunumuz bu. Hem insanda bir problem var, bir hastalık var, hem de gezegende bir problem var. Bu sebeple savunucularımızı da dünya çapında başarıları olan sporculardan seçiyoruz. Yani o dayanıklılığı, iradeyi, gücü ve iyi niyeti sergileyen insanlar, çünkü onlar. Onlar üzerinden kitlelere ulaşmayı ve insanları kimseyi geride bırakmamak üzere harekete geçirmeyi çok arzuluyoruz. Bir de tabii sporun hoşgörü ve saygı yaratma konusunda bir başarısı var. Kadının ve gençlerin güçlenmesi konularındaki katkısı bizler için çok kıymetli. Kadınların spora katılımı sayesinde stereotiplerin ve kadınlara dayatılan rollerin yıkılabildiğinin de farkındayız. Spor alanında kabiliyetlerini, başarılarını gösteren kadınlar bu sayede görünürlük de elde edebiliyorlar ve bir rol modele dönüşüp çok önemli değişimlerin öncüsü olabiliyorlar. Bu da hem sporcular açısından hem de bu başarıları gözlemleyen kadınlar için son derece önemli, özgüven kazandıran bir olgu. Spor müsabakaları her kesimden, her kültürden, siyasi gruptan insanı bir araya getiriyor. Bu sayede bir sınıfsızlık hissini yaşatıyor. Sosyal bağların güçlenmesini sağlıyor. Şimdi buraya kadar saydıklarımı tek tek size bir harita üzerinde göstersem neredeyse 17 amacın hepsine birden dokunmuş oldum zaten bunları söylerken. İşte UNDP olarak Türkiye'deki uygulamalara birazdan daha detaylı geçeriz ama uluslararası savunucularımızdan ve iyi niyet elçilerimizden bahsetmişken Türkiye'deki savunucularımızdan da bahsedelim. Bu kapsamda 2020 milli voleybolcu
Bahar Toksoy Guidetti ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Giovanni Guidetti'yi toplumsal cinsiyet eşitliği savunucumuz ilan ettiğimiz yıl oldu. Yine geçen yıl içinde serbest dalış milli takım sporcusu, dünya rekortmeni ve aynı zamanda beslenme ve diyet uzmanı biliyorsunuz Şahika Ercümen'i yaşam savunucumuz ilan ettik. 2017 yılından bu yana tabii sporun yanında sanat da bizim için güçlü bir araç, mesajlarımızı duyurmakta. Oyuncu Mert Fırat bizim iğne elçisi unvanıyla hem Türkiye'de hem de dünyada önemli faaliyetlere katkıda bulundu. Birazdan daha detaylı vakit kalırsa anlatmak isterim ama hani bahsetmeden de geçmek istemediğim bir şey var. Türkiye Basketbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, E-Spor, işte tekil kulüpler, bunlardan biri mesela geçen hafta Anadolu Efes, Panathinaikos'a karşı oynayan işte Yusuf Yazıcı önemli bir futbolcumuz. Ferhat Arıcan şu anda karşımızda bizlerle birlikte. Bize verdikleri destek bizi çok güçlendiriyor. Evet. Sayamadığım çok aksiyon da var. Şimdi birazdan bir link koyacağım buraya. İsteyenler oraya girip hem bunu izleyebilirler. Hem de bir blog, bugün Zeynep Acar aramızda yok. Spor iletişimi danışmanımız. Sağ olsun onlar hepsini toparladı. Bizler için süper bir blog yazısı yazdı. Onların da linkini atacağım. İsteyenler girip bakabilirler. Ayrıca bahsettiğim dokümanların da linkini birazdan paylaşacağım burada. Çok teşekkürler. Gerçekten bütün bu bahsettiğin rol modeller kitleleri dönüştürmekte çok büyük görevleri var ve çok etkili oluyorlar. Bizim de kendi aramızda hani maratonu bitiren 100 kadın olsun diye yıllardır verdiğimiz bir mücadele var. 100'e gelene kadar her sene koştuk. Hala da koşmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye'de en az 100 kadın bitirsin diye. Tabii hayalimiz binleri görmek. Evet, buradan Banu'ya döneceğim. Toplumsal cinsiyet eşitliğini biraz daha detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü sporda hala cinsiyet eşitliğini yakalayamadık. Senin dünyada gördüğün iyi örnekler var mı? Bu alanda gerçekten bizden daha iyi noktada belki ülkelerde gördüğün, dünyada gördüğün ve keşke uygulasak dediğin örnekler var mı? Örneklerden de bahsedebilirim. Tekrar sporcuların rolünü de tekrar hatırlatarak çok, bahsedebilirim. Çok seviniriz. Tabii. Şimdi kadınların rolü daha da zor. En başta söylediğim gibi aynı kulvardan da koşmuyorlar. Aynı arazi şartlarında da koşmuyorlar. Aynı başlangıç, yani geriden başlıyorlar yarışa ve her şeyleri bir kazanım olmak zorunda. İşte Catherine Switzer'ın, sen maratonda biliyorsun, ilk maratona girmek için o kolundan çekilerek çıkartıldığı, gizli girdiği maratondan birkaç sene sonra oraya girmeye hak kazanmışlığı var. İşte Serena Williams vücuduyla barışık, o özgüvenin sembolü gibi oldu. Naomi Osaka en son US Open'da işte o siyahi maskesinin üstüne isimler yazarak bireysel bir protestoya soyundu. Onun dışında işte Megan Rapinoe deyince artık bütün dünyada sadece aklımıza bir futbolcu gelmiyor. Yani o Colin Kaepernick'in biraz önce bahsettiğim 2016'daki protestosuna kadın futbolu alanında ilk destek verenlerden biriydi. Ama sonra bütün takımı örgütleyen, eşit ücret için savaşan bir rol modele dönüştü Megan Rapinoe ve aktivist olması sadece sahayla da sınırlı değil. Sahadaki rolüyle de o duruşunu falan, hani gol attıktan sonraki duruşu, sonrasında kendi federasyonlarına açtıkları davalar, savunduğu idealler uğruna artık onun spor sahasının ötesinde bir figür. Ve işin garibi, bu sporcular neyi savunurlarsa savunsunlar aslında o rol modele dönüşüyorlar. Bana sorarsan, yani tartışması spor dünyasından tek bir insan söyle, inandığı şeyler uğruna verdiği mücadele, hepimizin aklına bence ilk önce Muhammed Ali gelecek. O hani Vietnam Savaşı'nı reddetmesi, gitmemesi, bir insanı öldürmenin kendi inançlarına aykırı olduğunu söylemesiyle hapse düşmesi, ünvanları geri alındı, pes etti mi etmedi. Çünkü sporcularda şöyle bir taraf var. Onlara söylenebilecek her şeyi zaten duyarak o noktaya geldiler. Yapılabilecek mücadelelerin hepsini yaptılar. Yani bir kadına, o noktaya, en tepeye gelmiş bir kadına onu korkutacak ya da aşağılayacak daha ne söyleyebilirsiniz ki? Yani dolayısıyla Ferhat hani burada başka bir konu olsa, geldiği noktaya gelmek için yaptığı özveri mücadeleyi söylesek, yani burada saatlerce konuşmamız gerekir ve bunların her biri öyle. Mesela erkek kadın karışık söylüyorum. Mesela Magic Johnson çıkıp HIV pozitif olduğunu açıkladığında AIDS'e bütün dünyanın bakışı değişti. İşte bir sporcunun yapabileceği şeylerin sınırı gerçekten yok.
Dolayısıyla bu farkındalık, küresel hedefler, amaçlar denince sporcuların rolü burada çok büyük. Çünkü o bir kişi, işte Megan Rapinoe örneğinde olduğu gibi, dönüyor, kendi takımını etkiliyor. Kendi takımından o ülkedeki kadınları bile ötesinde bütün dünyadaki kadınları etkiliyor ve bir savunucuya dönüşüyor. Aynı şekilde ben kadınlardan bahsederken burada Billie Jean King demesem herhalde ayıp olur. Yani tenis alanında erkeklere meydan okuyan o tenis maçı, İşte siz profesyonel değilsiniz dendiğinde $1 kontratlara imza atarak evet artık biz de profesyoneliz deme cesaretini göstermeleri ve kadın tenisine çağ atlatmaları, bundan da bahsetmemiz lazım. Yani o cesareti, işte senden benden, ben ne yapabilirim ki sorusunu senin benim sormamız daha zor bir soru. Bir sporcu için daha kolay, çünkü zaten ben ne yapabilirimin anıtı olarak duruyor orada. Yani tek bir kişi olarak geldiği noktalara baktığın zaman zaten sen yapamazsan kim yapar gibi bir durum oluyor. Ama işte orada Ferhat gibi sporcuların, işte demin Faik'in saydığı, işte Guidetti gibi, işte Şahika gibi, Bahar gibi, yani Yusuf gibi, sadece onların da ötesinde çok sporcular da var. Yani suyu kafaya takan, mesela Nuri Şahin suyu kafaya takmış bir sporcu, Afrika'ya gidiyor, çalışmalar yapıyor. Yani çok sporcu var ama oturup saysak yine de bir elin parmakları. Yani kendi güçlerinin farkına varmaları lazım bence bu konularda, bunları sahiplenmek için. Şimdi kadın konusuna senin soruna bağlıyorum. Evet, biz geriden geliyoruz. Bundan birkaç sene önce Futbol Federasyonu'nda Kadınlar Günü'nde bir panel yaptık. Yapıldı. Ben de davet edildim kadın medya temsilcisi olarak diyeyim, spor medyasındaki kadın olarak. İşte antrenör vardı, hakem vardı, diyetisyen vardı, iki tane futbolcu vardı. Şimdi söze her başlayan şey diyor, ya ben aslında hani aynı kurallarla aynı lisansı aldım, ben de antrenörüm aslında, hani nasıl erkek antrenör demiyorsa. Yani bizim mücadele oralardan başlıyor. Ama benim için en çarpıcı olan şuydu. Didem Karagenç, milli takım kaptanı, Beşiktaş'ın kaptanı, en çok milli olan kadın futbolcularımızdan biri. Söz ona geldiğinde dedi ki, işte ne yapıyorsun son zamanlarda? İşte Beşiktaş'ta oynuyorum, milli takımda oynuyorum, milli takıma veri asistanlığında yardımcı oluyorum. İşte bir de bir lisede beden eğitimi öğretmenim. Saydıkça sayıyor. Yani saydıkça sayıyor. Ondan sonra da söz tesadüf, yani bana geldi sıra. Ya dedim ki, hayal etsenize, şimdi erkek milli takımından bir oyuncu var. Diyelim burada, ne bileyim, o zaman kimse, diyelim ki Selçuk. Selçuk karşımızda oturuyor. İşte gündüzleri beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Sonra milli takıma veri asistanlığı yapıyorum. İşte Galatasaray'da oynuyordu, orada oynuyorum. Ya böyle bir şey hayal bile edemeyiz. İşte kadınlar için bizim, yani Didem'in bile o anda fark edemediği problem bu. Rollerimizi o kadar kanıksadık ki bir problem olduğunu göremiyoruz. Yani karşılaştırmadan. Yani bir o konuda bile bize bir farkındalık lazım. Yani şeyde bile, yani şimdi pandemi sonrasında evlere kapandık. İknur'un ben bir podcast'te dinlemiştim. Hani bir sürü kazandığımızı zannettiğimiz hak geriye gitti. Yani bir baktık ki yine evde sen yapıyorsun, yani her organizasyonu gibi bir durum var. Yani kadın olmak bir yandan çok zor, bir yandan da o kadar işi aynı anda yapmaya alışkınız ki bunu da yapma konusunda bu bana büyük bir umut veriyor. Ve şeyi hiç unutmayın, kadın sporları yasaklandı, yıllarca yasaktı. Yani sen bugün şey demesi çok kolay, kadın futbolu o kadar izlenmiyor, kadın işte voleybolu bize yakıştırıyorlar da diyelim, hadi basketbolu, hani o yakıştırmayı da ayrıca konuşabiliriz. Şunu hiç unutmayın ki en başta, yani amatör profesyonellik tersti. Profesyonel olanlar o işi yapabilmek için vakti olmadığından para almak zorunda olan işçiler profesyoneldi. Aristokrat olanlar, yani tuzu kuru olanlar amatördü. Yani roller tersti. Ve o dönemde de kadınlar evde de çalıştıkları için uzunca bir süre, 50 yıl kadar uzunca bir süre futbol yasaktı. Duygusal oldukları için oy vermek de yasaktı. Vücutları doğuramayacakları düşünüldüğü için futbol da yasaktı. Biz 50 yıl en az geriden geliyoruz. Ve aynı anda birçok işi yapmaya da çok fazla alıştık. Dolayısıyla bu cinsiyet eşitliği konusunda
hem umutsuz hem umutlu olmamın sebepleri bu. Yani pandemi bizi birazcık geriye atsa da iki tarafta da bir yükseliş var. Farkındalık, bir şeylerin farkına varma, ben de yaparım duygusu, ben de yapmalıyım duygusu. Yaparımın ötesinde ben ne yapabilirim ki? İlk başta zor bir soru, insanı kendini küçük hissettiriyor. Ama ben ne yapabilirim ki? Ben acaba ben ne yapabilirim? O zaman sen elinden geleni yapmaya soyunduğun zaman işte evini değiştiriyorsun, kendi çocuğunu değiştiriyorsun, bir şeyleri değiştiriyorsun. Ve Bahar bu konuda UNDP'nin yani seçtiği rol model eşiyle birlikte kadın voleybol takımımızın antrenörü olan inanılmaz doğru iki rol model. Her konuştukları, yani konuşmalarını dinlememe bile gerek yok, altına getirsinler imzamı atarım. Yani Ferhat'ta da rol düşüyor. Yani Ferhat üstlendiği alanın ötesinde de roller düşüyor herkese birazcık. Bu farkındalığı çünkü senden benden çok daha büyük etkiyle yaratabilecek insanlar, sporcular. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten hepimizin hayatında çok önemli etkisi olmuş ve hepimize yol açmış, ilham vermiş çok değerli sporculardan bahsettin. Şimdi evet, toplumsal cinsiyet rolleri aslında yalnızca kadını etkilemiyor, erkeği de çok etkiliyor. Çünkü halen bazı sporlar kadın, bazı sporlar erkek olarak algılanıyor. Futboldan bahsettik, futbolcu kadınlarla ben de çok sayıda derinlemesine görüşme yaptım. Ekstra sıkıntılar yaşıyorlar. Güreşçi kadınlarla bir kez bir araya gelmiştim, onlar başka tür sorunlar yaşıyorlar. Tabii çok benzeri jimnastikçi erkekler için geçerli. İbrahim Çolak'la geçenlerde bir röportaj yapma şansım olmuştu. Ona da sormuştum, çocukken ne oluyordu? Seni rahat bırakıyorlar mıydı jimnastikçi bir erkek olarak diye. Şimdi burada aslında Ferhat'ın yaptığı ekstra bir şey var. Yani rol model olmanın ötesinde aslında bir de okulu var. Çocukların geldiği İzmir'de bir okulu var. Ve orada toplumsal cinsiyet eşitliği atölyeleri düzenlendiğini biliyorum. Hem çocuklar hem ebeveynler için. Sen böyle bir ihtiyacı nasıl gördün ve bu atölyelere nasıl başladınız? Bir de merak ediyorum, sen hiç karşılaştın mı toplumsal cinsiyet nedeniyle sıkıntılar yaşadın mı ve atölyelerde neler görüyorsun? Onları da duymak isteriz. Şimdi bir önceki cevabımda bahsettiğim gibi spor benzersiz bir güce sahip. Sporla her şeyi değiştirmeye gücümüzün yetebileceğine inanıyorum. Ben de en iyi olduğum alanda ülkemize, dünyaya nasıl faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Ve bu alanda da çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum. Benim için sporla büyüyen, sporu hayatının bir parçası olarak gören nesiller yetiştirebilmek gerçekten tarifsiz bir duygu. Erkekler jimnastik yapmaz denilen bir branşta dünya çapında başarılar elde etmiş bir erkek sporcu olarak sporun çocuklara cinsiyet eşitliği gibi önemli konuları aşılamak için çok güçlü bir araç olduğuna inanıyorum. Kadınlar ve kız çocukları için spor ön yargılara ve engellere karşı mücadele edebilmeleri için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bize düşen esas görev ise erkek çocuklarına ve onları yetiştiren ailelere cinsiyet eşitliğini ve adil bir şekilde yaşamanın önemini anlatmak. Tabii burada sadece kadınlar değil, erkeklere de büyük bir görev düşüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini anlayan ve destekleyen erkekler cinsiyet ayrımcılığı algısının kırılmasında büyük bir rol oynayacak. Çünkü bu sadece kadınları ilgilendiren bir sorun değil. Bir ayrımcılık türü ve bir insan hakları ihlali. Herkesin eşit hak ve özgürlüklerine sahip olmadığı bir toplumda ne refah ne de refahın gelişiminden söz edemeyiz tabii ki. Evet, çok teşekkürler. Anekdot var mı hiç Ferhat? Çok merak ediyorum. Yani o atölyelere gelenler, orada yaşadığın herhangi bir şey bizimle paylaşmak isteyeceğin bir anekdot var mı? Şimdi tabii algı olarak jimnastik sporu kadın sporu deniyor. Bu algıyı yıkmak için, yıkabilmek için ya da bu kültürü, bu bilinci aşılamak için çok uzun zamandır uğraşıyorum. Biraz olsun aldığımız başarılarla ön plana çıktıkça bu algı, bu bilinç biraz daha
doğru olana dönmeye başladı. Çok fazla anekdotum var. Yani herkes jimnastik yapıyorum dediğimde, artistik jimnastik yapıyorum dediğimde, aa o kadın sporu değil mi? Kız sporu değil mi? Esnekliği bir kız, kadın algısı yaratılmaya çalışıyor. Ben de elimden geldiğince gerçekten hiç üşenmeden her soruya detaylı bir şekilde saatlerce anlatıyorum. Jimnastik, olimpiyatlarda en çok izlenen branş, atletizm, yüzme ve artistik jimnastik. Ve bu en çok izlenen branşın içinde en çok izlenen erkek sporcular da var. Yani bu algıyı, bu kültürü elimden geldiğince sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Gerçekten çok teşekkürler hem cevabın hem de mücadelen için çok çok değerli ve algı böyle dönüşüyor. Aslında sizleri görenler jimnastikçi olmak istiyorlar artık. Ben çevremde çok sayıda oğlan çocuğunun sizlere bakarak ya ben de jimnastikçi olmak istiyorum bir kere. Hem çok estetik hem güç aslında güç tarafını da görmezden geliyoruz. Yani müthiş güç gerektiren bir branş ama biz estetiğe takılıp ve esneklik estetik kadın diye oradan zaten bunlar bile kodlu. Bunu evet. Dönüştürme çabanı gerçekten çok takdir ediyorum. İknur'cum evet sana geleceğim tekrar. Sporun kalkınmadaki işlevini evet çok önemsiyoruz. Yeni yeni konuşuyoruz. Bunun için sen neler yapıyorsun? Sporun kalkınmadaki işlevinin daha çok konuşulması için, belki gösterilmesi için sen nasıl projeler yapıyorsun? Biz aslında bölümde biraz önce söylediğim gibi yani sporu bir araç olarak kabul ediyoruz. Ferhat da, Faik de, Banu da söylediler. Spor eşsiz bir araç gerçekten. Ve bu aracı nasıl kullanırsan ona dönüşüyor. Yani spor bir eşitsizliğin yeniden üretim alanı da olabilir. Ki bunu pek çok alanda görüyoruz. Baskı aracına da dönüşebilir. Tam tersi özgürleştiğin, güçlendiğin bir alana da dönüşebilir. O da benim perspektifim şu, aslında bizler sadece yani hem endüstriyel spor içinde yani performans düzeyinde yapılan spor içinde hem herkes için spor anlayışı içinde mesele bedenine hakim olmak ve kadınlar için de en önemli şeylerden biri bu. Yani bizim ilk önce bütün bu sistem, kodlar vesaire bedenimize işleniyor ve onunla dönüşüyoruz, onunla disipline edilmeye, bir forma sokulmaya çalışıyoruz. Ona karşı çıktığında, yani kendi bedenine hakim olduğunda, aslında bir yandan bu hakimiyet duygusu, bu irade seni güçlendiriyor. Yani bunu performans sporcusunda uç düzeyde görüyorsun. Aynı zamanda işte maraton koşan kadınlarda görüyorsun, insanlarda görüyorsun. Bunu yapabilme duygusu, bedenine hakim olabilme duygusu sadece bedenin kendisine değil, hayatın diğer alanlarına da yansıyor. Biz bunu çok vurgulamaya çalışıyoruz bölümce de ve o anlamda kırılgan grupların güçlenmesi için çok önemli bir araç olarak görüyoruz sporu. Bu yüzden de farklı projelerle bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Son dönem üzerinde çalıştığımız proje de Afrikalı futbolcularla ilgili. Bu aslında benim uzun zamandır bu alanda çalışan biri olarak benim bile çok görmediğim bir, iki sene öncesine kadar benim için de çok görünür olmayan bir alandı. Fakat İsviçre'de Mission 89 diye bir sivil toplum örgütü var. Onlar uzun süredir bu alanda çalışıyorlar. Hem human trafficking üzerinde çalışıyorlar. İnsan ticareti, işte modern kölelik vesaire ve bunun dışında aslında işin çok hoşuma giden bir perspektifleri var. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey o. Bunları saptıyorlar fakat şunu soruyorlar. Peki burada ne yapabiliriz? Yani biz işte sporun o güçlendirici ve birleştirici gücü adına bütün bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Onu kullanarak nasıl mücadele edebiliriz? Aynanın hep böyle ayrılık tarafından oraya ışık tutmaya çalışıyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Biz de onlarla işbirliği içindeyiz bir süredir. En sonunda son olarak bir Sinape isminde bir proje oluşturduk. Sinape ismini bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Gecenin bir yarısı proje için. Çünkü böyle Social Inclusion of African Athletes'e de çok uyuyordu projenin ismi. Ve aynı zamanda Afrika dillerinden birinde de basitlik, sadelik daha doğrusu anlamına geliyor. Ve gerçekten de şöyle bir sadeliği olmalı diye düşünüyorum. Düşünürken spor üzerine. Spor herkesin hakkı.
ve herkes bunu özgürce yapmaya özgürce yapma hakkına sahip, özgürce seçme hakkına sahip. Ferhat'ın dediği gibi jimnastik yapmak istiyorsa hiçbir kodla mücadele etmeden jimnastik yapma hakkına sahip. Futbol oynuyorsa hiçbir toplumsal bariyerle karşılaşmadan futbol oynama hakkına sahip. Aynı zamanda göçmense, mülteciyse futbol kariyeri edinmek için simsarların eline düşüp bu ülkede bir kendini bulmuşsa da spor yapma hakkına sahip. O zaman çok sade düşünelim ve biz bu spor yapma hakkını güçlendirmek için, ona erişimini sağlamak için ne yapmalıyız sorusunu soralım dedik bu projede. Ve şu anda Erasmus Plus Spor çerçevesinde 7 ülkede 8 ayrı kurumla birlikte yürüttüğümüz ve Bilgi Üniversitesi'nin yürütücü olduğu bir proje yapıyoruz. Bu projede de bir destek mekanizması aslında oluşturmaya çalışıyoruz. 7 ayrı ülkede, bir de Fildişi sahilleri de buna dolaylı olarak dahil, spor göçmen futbolcuların deneyimlerini anlamaya, nasıl bariyerle karşılaştıklarını görünür kılmaya ve de bunun içinde nasıl destek olabiliriz'i anlamaya çalıştığımız bir proje yürütüyoruz. İşte Yağmur içinde, Yağmur Nurhat sosyoloji bölümünden, Cem Tınaz ve ben bu projede birlikte çalışıyoruz. Türkiye ayağında şu anda. Gerçekten çok heyecan verici. Ben de heyecanla takip ediyorum projeyi. Evet, evet. Bu sporun güçlendirici yanında aslında ben de ilk maratondan sonra yaşamıştım. Maraton biterse her şey biter demiştim. Yani doktora tezi yazıyordum mesela. Yani maraton bitti, doktora nedir? Aslında hayatın diğer alanlarına da yayılan bir etkisi oluyor. O yüzden kırılgan gruplarla çalışırken sporun müthiş bir gücü var. Evet Faik, UNDP Türkiye'ye yavaş yavaş gelmiştik. Neler yapıyor UNDP Türkiye bu alanda? Bir de tabii şunu sormadan geçemeyeceğim. Pandemi bütün planlarımızı, özellikle sporla ilgili planlarımızı biraz dönüştürdü. Globalden, Birleşmiş Milletler'den biraz bahsettik. Ama Türkiye'de pandemi sonrası planlar değişti mi, dönüştü mü? Bir de onu dinlemek isteriz senden. Sağ ol Batır. Evet, değişti dönüştü, en başta onu söyleyeyim. Birazdan bahsederim daha detaylı. Şimdi sizleri dinlerken aslında ne kadar güzel işlerin yapıldığını bir kez daha hatırlamış oldum. Yani Itır senin şahsına mesela adım adım. Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı işler, İlknur'un bahsettiği işte, Banur'un bahsettiği, diğer dışarıda yapılan sporcularımızın yapmış olduğu işler. Hem Türkiye'de hem dünyada sporcuların yaptığı işler. Ferhat'ın İzmir'deki o faaliyetleri falan, süper işler yapılıyor. Tabii Gençlik Spor Bakanlığı'nı da burada anmalıyız. Çünkü giderek artan oranda hem sağladığı finansal katkılarla hem de gençlik merkezleri yoluyla ciddi işlerin yapıldığının altını çizmek lazım. Peki bu bizim durmamıza bir sebep midir? Hayır. Kim ne yapabiliyorsa hala yapmalı bence. UNDP de bu kafayla biraz hareket ediyor. Sporun dediğim gibi eşsiz bir yeri vardı UNDP'de her zaman. Match Against Poverty'den bahsettim. Onun mesela biz 2013'ten itibaren Türkiye'de de farklı kanallarda yayınlanmasına aracılık ettik. Galatasaray ile 2015-18 yılları arasını kapsayan bir yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ilk tanıtıldığı yıllara dair bir kampanyamız oldu, bir ortaklığımız oldu. Ama özellikle son bir yılın altını çizmek lazım. İşte 2019'un sonu 2020'nin başıyla birlikte yepyeni bir güçle yeni bir kampanyaya başladık. Bu da Decade of Action dediğimiz eyleme geçmeyi, hareketi teşvik eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısıyla bütün dünyada başlayan bir kampanyanın Türkiye'deki parçası olarak tasarladık biz bunu. Ve eylem ve harekete geçmeyi spordan daha iyi sembolize eden de başka bir araç yok. Biz oturduk iletişim ekibi olarak son bir yıl içinde sporun eşsiz gücüne olan inancımızla işte toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim eylemi, sudaki yaşam, eşitsizliklerle mücadele, yoksullukla mücadele gibi temel kalkınma sorunlarına dair iletişim faaliyetlerine spor yoluyla ağırlık verdik. 2020'ye girdiğimizde Türkiye'de ilk kez bir federasyonla UNDP Türkiye'nin işbirliğine gitme kararını alarak o yıla işte girmiş olduk. Türkiye-Hollanda A Milli Basketbol maçı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'yla iklim eylemi konusunda harekete geçmiş olduk geçen yılın başlarında ki zaten o Şubat ayının ortalarıydı. Mart ayının başında biliyorsun bambaşka bir dünyaya girdik. Ama mesela o maçı tekrar hatırladığımda çok güzel işler var orada. Milli takım oyuncuları molalarda organik havlular kullandı. 10 bine yakın taraftar
içeceklerini işte geri dönüştürülebilir bardaklarla yudumladı. Planların içinde spor alanlarının, sahalarının sürdürülebilir hale getirilmesi gibi uzun vadeli şeyleri konuştuğumuz bir dönemde birdenbire pat diye işte koronavirüs dünyasına girdik. Mart ayında bu pandemi tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda tabii etkinlikler tehlikeli hale geldi. Hatta açık alanlarda da yapılmamaya başladı. Çoğu veya seyircisiz yapılmaya başlandı. Dijital ortama taşıdık tabii. Herkes gibi, bütün dünya gibi biz de yapacaklarımızın çoğunu dijitale taşıdık. Instagram canlı yayınları, bizim Yeni Ufuklar diye bir markamız var. O canlı yayınlara başladık. Bu yayınlarda işte takipçilerimizin sudaki yaşam savunucumuz Şahika Ercümen'i, işte toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularımız Giovanni ve Bahar'ı merakla dinlediklerini gördük. Bu bize şevk verdi ve bunun devamını getirdik. Hem onlarla hem farklı sporcularla. Şahika Ercümen mesela ciddi bir destekçimiz. İstanbul Boğazı'nda yaptığı COVID atıkları dalışı yeni türden bir atık ve plastik kullanımı sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı gözler önüne serdi. O da COVID kontekstiyle beraber tüm dünyada yankı uyandıran bir şey oldu bu. İşte BBC'de haber oldu, Guardian'da haber oldu. Boğaz'da altından çıkan o eldivenleri, maskeleri falan belki hatırlarsınız geçen sene. Pek çok uluslararası yayın organı bu dalışa geniş yer verdi. İşte mesajımız bizim tahmin bile etmeyeceğimiz coğrafyalara ulaşmış oldu. Şahika Ercümen yine bir kitap projesi vardı çocuklar için. Deniz Kızı ve Delphi çocuk kitabına. Biz UNDP Türkiye olarak işte Marias diye projemiz var. Denizel İstilacı Yabancı Türler projesi. Biliyorsunuz Türkiye'nin kıyılarında artık çok sayıda Türkiye'ye ait olmayan, o kıyılara ait olmayan yabancı türler de yaşıyor. O proje yoluyla destek verdik. Şahika işte Türkiye kıyılarındaki bu istilacı türlerin yaygınlaşmasına dikkat çekmek için Kaş'ta aslan balığı dalışı da gerçekleştirdi. Sonra Halfeti'ye gittiler. Bu arada tabii pandemi ya, ortalık gerçekten göz gözü görmeyen durumlarda, verdikleri destekler çok kıymetli. UNDP Türkiye'nin muhkim temsilcisi Claudio Tomasi de katıldı bir keresinde Şahika Ercümen'e. Halfeti'ye gittiler. Orada yaptıkları batık dalışı birçok kişiyi, Türkiye'nin en çok Suriyeli'yi ağırladığı sınır illerinde, belediyeleri üzerinde artan nüfus ve tabii atık yönetimi sorunu da var. Nüfusla beraber gelen kimsenin görmediği pek çok sorundan biri bu. Ciddi bir atık yönetimi problemi var. O, ona yönelik geliştirilen çözümlerden haberdar etmeyi amaçlıyordu o dalış. İşte Mission 1.5, Misyon 1.5 diye bir elektronik oyun, bir dijital oyun var. İklim krizi konusundaki çalışmalarımız kapsamında. Orada e-spora yöneldik. E-sporcu Ege Arseven mesela Twitch üzerinden oyun severlere bu kampanyayı tanıttı. Hem Mission 1.5 oyununu, aslında onun arka planında ki algoritma insanlardan görüş toplama üzerine ve 1.5 milyon kişi tüm dünyada buna katıldı ve ciddi bir, yani dünyanın en büyük iklim anketi yapıldı bu oyun yoluyla. Onun Türkiye'de ciddi ölçüde desteklemiş olduk. Türkiye en aktif ülkelerden biri oldu. İşte Burcu Esmersoy bize destek oldu. Nuri Şahin az önce sözü geçti. Buna da destek oldu, geldi sağ olsun. Küresel sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmak için derhal eyleme geçmeliyiz. Altını çizdiğimiz mesaj buydu. Yine Bahar 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kadınların ya sosyal ve ekonomik güçlenmesine katkı sağlamak, destek olmak amacıyla UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığıyla sürdürdüğümüz o Argande markamız var, belki biliyorsunuzdur. Argande projesini tanıtmak için kamera karşısına geçti. Bu sayede işte bölgedeki kadınların ürettiği o konfeksiyon ürünleri, tekstil ürünlerinin görünürlüğüne, tanıtımına büyük katkıda bulundu. Trendyol üzerindeki satışlara ciddi bir etkisi olmuş. Argan'da yazın Trendyol'da çıkar. Harika. Mesela bunu da oradan reklamını yapalım. Onu da geçirmiş olalım. Burak Abacıoğlu'nun paralimpik atletimiz TikTok koşuları, 17 amacı yönelik yaptıkları ve bitmek bilmeyen günler boyunca farklı ünlülerle, farklı sporcularla yaptıkları o TikTok koşuları, TikTok'ta bambaşka bir alem. Milyonlarca insana ulaştı. Orada başka bir dünya yaşıyor gerçekten. Çoğumuzun farkında olmadığı TikTok da başka bir alemmiş. Ona da girmiş olduk bu sayede. Euroleague işte biliyorsunuz bir hafta 10 gün kadar önce Anadolu Efes Panathinaikos maçında formalarda işte sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gördü. O maçı kaç ülke izliyor canlı yayınla. İşte sahayı giydirme vesaire. Ferhat, burada tekrar altını çizmem lazım çünkü
iki gün önceydi. 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve evet. Mayın Faaliyetlerine Destek Günü için mükemmel bir işbirliğinde bulunduk. Şimdiden mesela ki 3 gün geçti, 1,5-2 milyon kişi sadece dijital program üzerinden erişmiş vaziyette bu videoya. Ki televizyon ve basındaki görünürlük de eklendiğinde milyonlarca insan izlemiş olduğu bir video vasıtasıyla. Mayın temizleme faaliyetlerinin gerektirdiği yoğun dikkat, adanmışlık, denge, işte yön bulma becerileri, bunların jimnastik sporuyla olan o inanılmaz benzerliğine vurgu yapmış olduk. Türkiye'nin ciddi bir mayın temizleme faaliyeti var. Buradaki rolümüzü de bir şekilde anlatmış olduk. Sinan Güler'le yaptığımız işler var. SG Spor girişimleri hızlandırma programına destek oluyoruz mentörlük aracılığıyla, değerlendirme komitesi aracılığıyla. Daha da yapmak istediğimiz çok şey var. Uzun uzadıya burada zaman yok tabii ama kısmı resmen zaten 2021 planlamamıza girmiş durumda. Eğer açılırsak ne yapacağız? Yani pandemi önlemleri biterse ne yapacağız? Bitmezse ne yapacağız diye iki ayrı senaryomuz var. İkisi için de hazırız. Umarım hep birlikte sizlerin de katkılarıyla güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Evet, yani böyle hepsini dinleyince bir kısmını bildiğim halde yeniden duymak bana çok iyi geldi gerçekten. Ve bu yeni mecraları kullanmak tabii Twitch, TikTok gibi oralarda da olmak özellikle gençlere ulaşmamız için çok değerli. Ben de çok önemsiyorum. Onun için de tebrikler. Gerçekten onları görmezden gelemeyiz. Orada olmamız. Biraz da Clubhouse mu yapsak Itır beraber? Clubhouse'a ben dün başladım. Hadi başlayalım. Direndim ama dün girdim sonunda. Onu da yapabiliriz. Şimdi mayın videosu dedin. Evet, ben de onu Ferhat'a sormak istiyordum. Gerçekten çok etkileyici bir video ve tabii sporcuların barış ve adalet mesajı vermesi, kara mayınlarına dikkat çekmesi. Sen nasıl hissettin? Nasıl projeye dahil oldun? Nasıl hissettin? Onu da senden dinlemek istiyoruz. Evet, öncelikle böylesine değerli bir projede yer aldığım için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Sınırlarımızda çocuklarımızın gönül rahatlığıyla koşup oynaması için kendi hayatlarını riske atan kahramanlarımız için bu ufak da olsa bir farkındalık yaratabildiysem ne mutlu bana. Onlar gerçekten çok özel ve en ufak bir hatanın telafisi olmayan bir iş yapıyorlar. Sporcuların ve sanatçıların özellikle gençler üzerinde etkisi göz ardı edemeyiz. Bu anlamda birçok politikacı ve liderden çok fazla yaptırım gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bizler bu gücü tabii dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanmalıyız. Bu projede de bu nedenle bir sporcuyla çalışmayı tercih ettiklerini düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu işin benim branşım olan jimnastikle birçok ortak yönü olduğunu düşünüyorum. Biz jimnastikçiler madalya kazanmak için her zaman kusursuz bir seri ortaya koymak durumundayız. Çünkü en ufak bir hata bizi madalyadan edebilir. Bana kalırsa dünyada barışın yani kazanılması için spor en önemli bir araç. Bu durumun en önemli örneği olimpik ateşkes. Spor tarihinde barışı ve tarihi yani sembolize eden olimpiyatlar bir hafta önce ve bir hafta sonrasını kapsayan dönemde tüm savaşları durma geleneği var mesela. Sporun öyle bir özel gücü var ki insanları bir araya getirirken savaşları bile durduruyor. Yani Nelson Mandela'nın bir sözü var. Bana abla da söylemişti. Umutsuzluğun hakim olduğu yerde size umut verebilen çok özel bir şey spor. Sporun dünyayı pozitif yönde değiştirebileceği çok özel bir gücü var. Bizim gibi görünürlü, belirli bir fan kitlesi sahip olan kişiler iklim krizi, toplumsal sorunlar ve cinsiyet eşitliği gibi konularda kişilere aksiyon almaları konusunda öncülük etmeli diye düşünüyorum. Hepimiz bireyler olarak elimizi taşın altına koyup gereken mücadeleyi göstermeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok etkileyici bir video. İzlemeyen varsa onun da chatten linkini atalım aslında. Çok şimdiye kadar görmemiş olan varsa, çünkü ben de çok yaygın paylaşıldığını ve çok heyecanla karşılandığına ben de tanıklık ettim.
Umut tarafı, evet, bu pazar günü de benim de koştuğum yarım maratonda bir dünya rekoru kırıldı. Hem de kadınlarda yarım maraton dünya rekoru gerçekten müthiş umut verdi hepimize. Bir de tabii bizim gibi yavaş koşucuların yanından uçarak geçmesini izlemek, insanın neler yapabileceğine, bir bedenin neler yapabileceğine dair gerçekten büyük umut verdi. Çok heyecanlandık, onu da burada söylemeden geçmek istemedim. Evet, buradan biraz geleceği Banu'ya da sormak istiyorum. Geleceği nasıl görüyorsun Banu? Nereye gidiyoruz? Pandemi sonrası ne olacak? Kalkınma, spor, cinsiyet eşitliği. Buradan nereye? Belki biraz onları da konuşuruz. Bu arada chat'e soru yazabilirsiniz. Bu son roundumuz. Bu sorulardan sonra chat'ten sizin sorduğunuz sorulara cevap vereceğiz. Evet Banu, söz sende. Tam bardağın iki tarafı olan bir soru sordun Itır. Yani iki taraftan da bakabiliriz, hem pandemiye hem pandemi sonrasına. Ama geleneksel olarak ben hep dolu tarafına bakmayı, pozitif tarafına bakmayı tercih ederim. Negatif tarafına bakan hem çok fazla insan var, hem dolu tarafa bakmanın bizi pek bir yere götüreceğini de düşünmediğim için pozitif tarafına bakmak isterim. Sporun önemini bu pandemi döneminde bence çok güzel gördük. Yani her şey durup hepimiz eve kapandığımızda, sporu hayatımızdan çıktığında orada kalan, geride kalan boşluk çok büyük oldu. Ve aslında en farklı yöntemler bulunarak bir şeylerin normale döndüğünü hissettirmek adına tekrar başlatılan şey de spor oldu. Spor herkesin sesi, baktığı yer, bir yandan umudu oldu, heyecanı oldu. Her şeyin sanki normalmiş gibi devam ettiren şey oldu. İkincisi, bu sene tam anlamıyla bir spor senesi. Şimdi Avrupa Şampiyonası olacak inşallah. Yani onu da birkaç ülkeye yaymışlardı ama bence başka bir yöntem bulup oynatacaklarını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları gibi. Sonrasında inşallah Olimpiyat olacak. Olimpiyat tarihsel olarak kadın sporcuların hep en ön plana çıktığı zamanlar olmuştur. Çünkü spor aslında bu başka bir şeyin konusu. Ben de Fahin demin anlattığı yaptıkları projeleri çok hayranlıkla alt alta yazınca çok uzun bir liste ve gerçekten her platformu da kullanarak insanlara ulaşmışlar farklı yaşlardan ve kitlelerden. Dediğine katılıyorum. TikTok'ta ayrı bir insanlar yaşıyor. Twitch'te başka kişiler yaşıyor ve şimdi Clubhouse'da da hoş geldin. Orada da başka bir ülke var. İnsanların konuşarak anlaşabildikleri bir yer orası da. Yani orada sana ihtiyaç vardı. Hoş gelmişsin. Orada da heyecanla yapacaklarını bekliyorum UNDP'nde. Dolayısıyla hem olimpiyatın olacağı hem Avrupa Şampiyonası'nın olacağı spor dolu bir senede ben de umut tarafında kalmayı tercih ediyorum. Ve kadın sporcuların dediğim gibi, yani kadın sporu hakkında sırf bence bir başka oturum yapalım. Orada daha böyle sert şeylerle, mızraklarla girebiliriz erkek egemen, ama şimdi Ferhat da burada olduğu için ve konuda başka olduğu için oralara hiç girmiyorum. Çünkü kadın erkek eşitsizliğinin çok bariz olduğu bir alan. Bir yandan da sınırların çok bariz bir şekilde ayrıldığı bir alan spor. Çünkü kadınlar ve erkekler birlikte o sporu yapmıyorlar. Aynı takımlarda oynamıyorlar. Yani doğası gereği ikiye ayrılmış bir alan. Ve o başlangıçtaki konulan kurallar ve yapı yüzünden de kadınların çok sistematik şekilde geride kaldığı bir alan. İşte onun kırıldığı olimpiyatlar beni heyecanlandırıyor. Bu sene adına, bu yaz adına beni heyecanlandıran şey bu. Çünkü son iki olimpiyatlar, yani bir ilk başlarda hatırlarsanız, siz zaten biliyorsunuz da bilmeyenlere hatırlatmış olayım. Olimpiyatlara da kadınların katılması yasaktı. Yani oraya bile katılma hakkını sonradan ve zar zor elde ettik. Ve ondan sonrasında son olimpiyatlarda artık sayılarımız, Türkiye'de de biz takım sporlarında kadınlar olarak çok başarılı olduğumuz için voleybolda, basketbolda Rio'ya hem voleybol hem basketbolla katılmıştık. Biz de sayıları eşitlemeye başladık. Dolayısıyla o anlamda çok heyecanlıyım. Ve
şey olarak da kadınlar ve spor açısından bu eşitsizlik nasıl gider? Kız çocuklarının daha çok spor yapmaya başladığını ve daha önce hiç akılların ucundan geçmeyen futbol gibi sporlara da yöneldiklerini, erkek çocuklarının Ferhat ve İbrahim gibi çok doğru rol modeller sayesinde jimnastik gibi daha önce hiç akıllarından geçmeyen sporlara yöneldiklerini ben de kendi çevremde de genel olarak bir gazeteci gözüyle de gözlemliyorum. Jimnastik zaten en yanlış bilen, tüm çocukların jimnastikle başlaması lazım. Hepsinin, yani vücudunu tanımanın ve koordinasyon kazanmanın daha iyi bir şeyi yok yani. O toplu sporlar falan çok sonra o toplu sporlara geçiş yapmaları lazım. Jimnastikle spora başlayan bir çocuğun sonrasında yapamayacağı spor yok. Çünkü vücudunu o kadar iyi tanıyor ki, ağırlığını, dağılımını o kadar güzel yapıyor ki, bir numaralı spor yani. O yüzden de çok heyecanlıyım. Ferhat, senin de spor okulun olduğuna iyice sevindim. Sadece bizim şehrimize de açmadın. Kesinlikle jimnastik tüm sporların temeli dediğin gibi. Yani değil doğru. Mi? Evet, aynen. Kesinlikle öyle. Yani tüm sporlardan önce jimnastik yapılıp daha sonra avantajlı halde diğer sporlar yapılabilir. Ve demin sen konuşurken ekleyecektim de hani panel gereği sözünü kesmeyeyim dedim. Hep yanlış bir algı var. Şimdi zannediyorlar ki işte jimnastik yaparsan boyun kısa kalır. Ya da basketbol oynarken sen boyun uzar. Hayır ya, bu uzun boyları basketbola kısaları jimnastiğe yönlendirdikleri için de öyle oluyor yani. Öyle bir şey yok yani. Hani eskiden de diyorlardı ki işte ne bileyim kadın futbolunda kaleci çıkmıyor. İşte erkekte uzun boylu defans oyuncumuz yok. Yani çünkü sporcu naz. O yüzden olmuyor. Ben bu geçtiğimiz günlerde şeyle röportaj yapma şansı buldum. Kristin Lilly ve Tisha Venturini. Bunlar o Amerika'nın bu bir önceki futbol takımının en efsane. Tisha 365 kez milli olmuş. Yani dünyada en çok milli olan insan yani tüm sporlar karışık. Onlara şeyi sordum yani siz de Amerika'da neden kadın futbolu hani bu kadar başarılı ve erkek futbolu bu kadar geriden geliyor? Yani cevabını o kadar basit ki diyor ki erkekler işte önce Amerikan futboluna, oradan işte basketbola, oradan hani beyzbola gidiyorlar. Futbol çok gerilerde kalıyor ama kızlar önce futbola gidiyorlar. Dolayısıyla hani en tırnak içinde söylüyorum, yetenekliler futbolu tercih ediyor. Yani dolayısıyla spor hakkında daha kırılması gereken o kadar çok ön yargı var ki Faik, oralara da el atın. Evet, ben de onu diyecektim. Bunlarla ilgili de videolar yapsak Faik. Vallahi biz açıyoruz, hep beraber yapalım ben. Bunları da yapalım. Bir de bana da çok gelen hani koşu zararlıdır. Koşuyorsun çok zararlı. Koşacağına yani, yürü. İşte futbol oynarsan bacakların şöyle olur. Koşarsan evet. Yok öyle bir şey yani, gerçekten yok. Onun için hepimiz varız Faik. Bak diğer kalıpları kırmak için de belki hani bütün kalıpları bir masaya yatıralım, hepsinin üzerinde konuşalım gerçekten. Ay. En basitinden şeyle başlayabiliriz. Terli terli su içme. Ya, ya terli terli su iç. Zaten bir hayatımız bu. Bizim hayatımız terli terli su içmekten ibaret. Aynen. Ay, tam zamanı. Su içmenin tam zamanı. Vücut kaybetmiş suyu. Evet. Aynen. Yani söyle, özetle umutluyum Itır'cığım. Teşekkürler. Buradan umut çıkardı. Zaten bu panelden çıkmasa nereden çıkacak? İlknur, sen nasıl görüyorsun? Sende umut seviyesi nerelerde? Benim her zaman dengeli yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu şöyle, umut etmek konusunda inatçı, zaman zaman fazlasıyla arkadaşları tarafından ve sosyologlar da biliyorsunuz daha böyle umutsuz ve şeydir yani işte hep böyle... aynanın karanlık tarafını da gösterme sorumluluğuyla hareket eder. Orayı kabul eden ama bu tarafta da bence iyiye gidiyoruz, güçleniyoruz diyen insan olarak bazen naif de bulunmuşumdur. Ama ikisini dengelemek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şöyle, sorunları göstermeden, görünür kılmadan onların çözümü için mücadele edemezsiniz. Dolayısıyla biz şimdi... bütün bu COVID'in, spor endüstrisinin hepsinin nesi varsa, nesi yoksa ortaya koymalıyız. Nasıl etkisi oldu ve bunun karanlık yönünü de yani olumsuz yönlerini de ortaya saçmalıyız, görünür kılmalıyız. Ve sonra da peki bununla nasıl mücadele edebiliriz sorusunu sormalıyız ki ancak o zaman
gerçekten yol alabiliriz. O yüzden burada göreceğimiz bence çok şey var. Yani bu prekaryalaşmayı mesela tartışmaya başladık ilk defa sporda. Bu kadar yoğun. Bunu biz yıllardır hani söylüyorduk ama ne kadar güvencesiz çalıştıklarını sporcuların ve sporcu dışındaki diğer spor insanlarının bu dönemde çok şey biçimde değil mi? Çok keskin biçimde görmüş olduk. Bir diğer taraftan işte bu kendisini koruyabilen sporcuyla koruyamayan sporcu arasındaki farkı gördük pandemide. Yani kötü koşullar altında antrenman yapmak zorunda kalan sporcular, işte Didem'in dediği gibi bir yandan başka işle çalışan, bir yandan antrenman yapmak zorunda kalan sporcuların ne kadar yoksullaştığını gördük. Çünkü işsiz kalıyor vesaire, bir sürü bunu görmüş olduk. Bir taraftan böyle bir o şey beni ürkütüyor mesela şimdi bu medikal bir engellilik modeli, işte 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, onlara karşı aslında ayrımcılık olur mu sorusunu sormamız ve dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü onlar çok sedanterleşti bu dönemde. Çok evde kaldılar ve hiç hareket edemediler. Onlara ilişkin şimdi burayı görmemiz gerekiyor ki o zaman ne yapabiliriz sorusunu soralım. Şimdi o yüzden onun zamanı diyorum. Yani bu soruları oluşturmanın zamanı, görmenin ve görmenin sorumluluğuyla da ne yapabiliriz sorusunu birlikte sormanın zamanı. O anlamda Atır'ın dediği gibi biz de her zaman her şeyi yapmak için hazırız. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten her alanda olduğu gibi sporcular arasında da eşitsizliği arttıran bir dönemden geçtik. Dediğin gibi belli bir yaş üstü. Benim de altını çizmek istediğim bir konu, çok sayıda 65 yaş üstü koşucu arkadaşım vardı benim. Hiçbir yarışa katılamıyorlar şu anda. Sanal koşulara katılabiliyorlar ya da katılamıyorlar ve gerçekten çok moral bozucu. Çünkü bizim için onlar müthiş rol modellerdi. 65 yaş üstü koşan kadın ve erkek arkadaşlarımız, onların görünür olmaması artık yarışlarda gerçekten çok olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bunlarla ilgili de projeler, farkındalık geliştirebileceğimize de inanıyorum. Şimdi sorulara bakıyorum, chatten sorular var mı diye. Bir de el kalkmış bir iki tane fakat sonra indiğini gördüm. Söz almak isteyen varsa direkt kendini unmute yapıp konuşabilir katılımcılardan. Söz almak isteyen varsa buyurun. Chatten soruları okuyacağım ben. Var mı? Söz alıp konuşmak isteyen varsa buyurun. Merhaba Aslı. Çok teşekkür ederim öncelikle panel için. Çok keyifliydi. Baştan sona öyle dinledim. İsmim Aslı Koç. Kısaca kendimi tanıtayım. Başakşehir Futbol Kulübü'nün pazarlama ve etkinlikler sorumlusuyum. Aynı zamanda kulübün UEFA resmi iletişim kişisiyim. Bir de Avrupa Futbol Kulüpler Birliği'nde pazarlama grubu üyesiyim aktif olarak. 2023'e kadar kulübümü ve ülkemizi temsil ediyorum orada. Şimdi hem çok güzel örnekler verdiniz. Bu arada önceden tanıştığım kişiler var. Banu Hocam, zaten Kadir Has Spor İletişim'de ders almıştım kendisinden. İlknur Hocam, eğitim programımız özelinde yine Başakşehir Futbol Kulübü ve Bilgi Üniversitesi olarak bir araya gelmiştik. Bir istişare yapma fırsatımız olmuştu. Faik Bey'le yeni tanışıyorum. Merhaba, çok da mutlu oldum tanıştığıma. Çünkü Nisan ortası gibi Birleşmiş Milletler'le bir toplantımız olacak. Bu Sports for Climate Action Framework üzerinde özellikle. Ferhat'ın da başarılarını yeni kulak misafiri oldum. Çok tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Bundan sonra çok daha yakından takip edeceğim. Başakşehir Futbol Kulübü olarak da takip edeceğiz. Emin olabilir. Şimdi anlattıklarınız hem çok güzel, sadece cinsiyet eşitliği değil, sürdürülebilirlik vesaire gibi konularda hem çok mutlu oldum, hem çok gururlandım. Çünkü aslında futbol ekosisteminden hiç örnek veremediniz neredeyse. Ama bir örnek var. Demek ki çok değil, biz kulüp olarak bunu yegane olarak şu anda sürdürüyoruz, yapıyoruz. Biz de bu sezon başında başladık aslında sürdürülebilirlik çatısı altında opera olmaya. Sosyal sorumluluk stratejimiz aslında bakarsanız bu sezon başında oluşturduk ve 3 ana çatımız var. Eğitim, sağlık, zaten eğitim sponsorumuz Medipol Hastaneleri olduğu için sağlık olmazsa olmazdı bizim için. Orada biraz daha az seçiciyiz. Genelde her konuya değinmeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama sürdürülebilirlik konusunda özellikle çevre sürdürülebilirliği, iklim krizinin de gündeme, Türkiye gündemine bile bu kadar çok gelmediği zamanlarda biz bunun üzerine çalışmalar yapıyorduk. Başakşehir Spor Kulübü olarak. Bir de tabii eğitim. Burada da cinsiyet eşitliği, insan olmaktan gelen eğitim hakkı vesaire gibi prensipleri promote ediyoruz. Aslında tüm bu yaptığımız işlerde iki temel ilkemiz var. Herkes için futbol ve adil oyun.
tamamıyla bir futbol kulübü olarak futbolun prensiplerini destekliyoruz ve her platformda futbolu promote etmeye çalışıyoruz. Şöyle bahsedeyim kısaca, çok fazla cinsiyet eşitliği ağırlıklı konuşulduğu için ben oradan konuya gireyim. Ben de kadın bir profesyonelim aslında futbolda çalışan. Futbolcu değilim ya da herhangi bir spor yapmadım profesyonel olarak ama bir kadın çalışan gözüyle anlatmaya çalışayım. Mart sayısında Brand Age dergisinin kadın liderleri öne çıkardığı bir içeriği vardı. Kapağı da taşıdılar. Orada da aynı şeyi söylemiştim. Ben Başakşehir Futbol Kulübü'nde bir scouting ürünüyüm. 6-7 aydan fazla izlendim aslında sosyal kanallarımda. Tıpkı bir futbolcu transferi gibi buraya transfer edildim. Bundan önceki görevim yayıncı kuruluştaydı. Orada aktif olarak çalışıyordum. Kurumsal iletişim tarafında. Ve kulübün pazarlama departmanı kurmasına karar verdikten sonra ilk ben davet edildim buraya ve ikinci senemde oldu Nisan ayında. Yaklaşık 2 senedir Başakşehir Futbol Kulübü'nde bir pazarlama ve etkinlikler departmanı var. Ben de bu departmanın başındayım. Bu şekilde görmek aslında beni çok gururlandırıyor. Çünkü bir scouting yapılarak buraya getirildim. Yani sadece kadın olmam değil, tamamen donanım, bilgi ve tecrübemden ötürü buraya çağrıldım. Bizim futbol kulübü olarak da zaten bir cinsiyet eşitliği politikamız yok. Çünkü bir söylememiz yok aslında bakarsanız. Politikamız var ama söylememiz yok. Politikamız dediğim gibi tamamen herkes için futbol ve adil oyun. Şimdi şirketler bunu daha çok diversity özelinde, çeşitlilik özelinde son zamanlarda çok ele alıyorlar. Yapılan bazı çalışmaları görüyorum. Bazen üzülüyorum gerçekten. Çünkü kadın çalışan sadece bir rakamdan ibaret oluyor stratejilerin içerisinde. Gerçekten ne kadar efektif olduğunun sonuçlarını biz bilmiyoruz, görmüyoruz. Sadece bir reklam çalışması olarak bu yapılıyor. Dolayısıyla ben çok da haddimi aşmak istemiyorum ama samimiyet düzeyini çok fazla bilemiyorum bu konunun aslına bakarsanız. Ve buna da karşıyım. Yani bu UEFA'da da böyle bu arada, Avrupa Kulüpler Birliği'nde de böyle. Yani sadece koltuk kadın olsun diye değil, oraya gelecek olan kişi kadın ya da erkek fark etmeksizin, gözetilmeksizin tamamen bilgi, deneyim ve donanımıyla oraya karar verilmeli diye düşünüyorum. Hatta bununla ilgili de çok enteresan bir case var. Belki bilirsiniz. Eibar Kulübü bir zamanlar, İspanya'nın Eibar Kulübü birkaç sene önce oldukça başarılı yönetimiyle gündeme geldi. Yönetim kurulunun %44'ü kadındı. Başkanı da kadındı Eibar Kulübü'nün. Hatırlarsınız belki şu soyunma odasında Real Madrid'i yendikten sonra ikonik bir fotoğraf vardı. Kulübün başkanı şampanya patlatıyordu soyunma odasında futbolcularla birlikte. Kadındı başkan. Medyada çok ses getirmişti. O zaman bir röportaj yapıldı. Tam olarak politikanız nedir cinsiyet eşitliği konusunda diye sorulduğunda. O da aynı cevabı verdi aşağı yukarı. Böyle bir politikamız yok. Biz istihdam edeceğimiz kişiyi seçerken sadece donanım, deneyim ve bilgisine bakıyoruz. Yani herhangi bir politika olarak gütmüyoruz bunu. Kadın olmalı, erkek olmalı ya da yüzde şu kadarı kadın olmalı gibi bir politikamız yok dedi. Aslında gerçekten yaklaşım beni çok mutlu etti orada da. Ve kulübümde de bunu gördüğüm için aslına bakarsanız çok çok mutlu oluyorum. Bizim kulüp olarak da bu konuya değindiğimiz noktalar oluyor. Genelde dediğim gibi herkes için futbol ve adil oyundan gidiyoruz ama bazen pozitif ayrımcılık yaptığımız zamanlar da oluyor. Yine United Nations'ın Kasım ayında Orange the World isimli bir kampanyası var biliyorsunuz. Kadına ve çocuklara karşı şiddete dur dediği. Biz her sene buna aktif olarak katılıyoruz. Stadyumumuzun ledlerini, çatı ledlerini turuncu olarak aydınlatıyoruz. Zaten bizim ana rengimiz de turuncu biliyorsunuz. Gururla da buna katılıyoruz. Yine geçen sene Aile Bakanlığımızın önderliğinde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte tüm Süper Lig kulüplerinin başlattığı ama ne yazık ki Türkiye'de futbolun bir gerçeği olarak sürdürülebilir olmayan Durde projesine katkı vermiştik, başlatmıştık. Çok da hevesle başlamıştık. Yine Kayseri Spor Başkanı Berna Hanım'ın da oturumların başını çekti ve birlikte projelendirdiğimiz çok da güzel bir projeydi. Ama devamı gelmedi. Aslına bakarsanız ben futbolda da genel olarak da bu konuda en büyük eksiğin sürdürülebilir planlamalar olmaması olduğuna inanıyorum. Sürdürülebilirlik aslına bakarsanız hiç sosyal sorumluluk değil. Biz kulüp olarak da bunu yönetim bilimlerinin bir fonksiyonu olarak alıyoruz. Bizim için de Başakşehir Futbol Kulübü'nde aslında sürdürülebilir sportif başarı, sürdürülebilir finans, sürdürülebilir İK, sürdürülebilir sponsorlar aslında bu tema her departmanda var. Biz bunu bu sene sosyal sorumluluk çatılarımızı belirledikten sonra oraya da taşımaya karar verdik. Ve dünyada hot topic olan iklim krizi üzerine çalışmak istedik. Cesur da bir adım attık aslında. Bu sene bizim üçüncü formamız, alternatif formamız yeşil renkli. Ve burada iklim kriziyle savaşta ağaçlandırmanın önemine dikkat çekiyoruz. Yeşil formamızla birlikte.
Bir de proje partnerimiz var. Son zamanlarda ismi de oldukça gündemde, duymuşsunuzdur mutlaka. Ecording en son Anadolu Efes'te de anlaştılar. Biz Ecording'le birlikte en başından beri yol alıyoruz ve sattığımız her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürüyoruz aslında bakarsanız. Bunu da tamamen dijital yapıyoruz. Yani aslında formayı alanın, onun adına attığımız ağacı gördüğü noktaya kadar hiçbir şekilde ne ağacıyla, ne işte araziyle, ne bizimle hiçbir teması olmuyor. Sadece formasını alıyor. Formasının üzerindeki QR kodunu aktive ediyor. Sisteme register oluyor ve 3 adımlı bir e-mailing prosesi başlıyor. Kendisine ilk olarak operasyonun yapılacağı yer ve tarihin bilgisi veriliyor. Operasyon yapıldıktan sonra operasyon videoları ve görselleri iletiliyor. Bir yaklaşık 8-12 ay aralığında da bir gözlem sürecine dayalı olarak atım yapılan arazide filizlenme olduğu zaman eğer verimli geçtiyse bunun görsellerini kendisiyle paylaşıyoruz. Tabii bu üçüncü adım birazcık Orman Bakanlığı'nın Orman İl Müdürlüğü'nün yönlendirmeleriyle de oluyor. Çünkü bazı arazilerde çekim yapma izni de olmuyor. Aslı Hanım çok çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler ama çok az süremiz kaldı. O zaman şöyle soruma geçeyim. Hemen Faik Bey. Ben Aslı bir yandan senin soruna geçmeden şeyi söylemek istiyorum. Kadir Aslı hangi dönem olduğunu bilmiyorum. Senin söylediklerine katılmakla ve Başakşehir'in Türk futbolunda güzel şeyler yapan bir kulüp olduğuna da katılmakla ve bütün bu projelerin bazılarını bilip bazılarını bilmediğimi de altını çizerek söylemekle birlikte senin orada olman büyük bir şans ama şöyle bir şey var. Ben de hak ederek bir yerlere gelmeye inanıyorum ama fırsat verilmiyor ki. Yani sen orada çok zaten haklısınız. Kurumsal iletişimde birinde muhtemelen birkaç kişiden biriydin. Şimdi demin kendin söyledin Türk futbolunda bu pozisyonda olan tek kadınsın. Senin gibi Berna Hanım'ı bir kenara bırakırsak ne bir başkan var ne yönetimlerde kadınlar var. Dolayısıyla hani o eşitlik hani şeye evet hak ederek bir yerlere gelme kısmında daha var bizim. Daha çok oralara haklı. Biraz o var yani. Uzun tartışması yani zaten çok haklısınız. %100 yani biz ne zamanki %50 oluruz her yerde ondan sonra hak ederek bir yerlere gelmeyi konuşmaya başlayabiliriz bence. Şu anda %50 değiliz, %10 bile değiliz. %5 bile değiliz. Dolayısıyla hani kağıt üzerinde teoride ve ben Başakşehir'den yeni bir proje istiyorum. Kadın futbol kulübü kurmalarını istiyorum. Bir de aslına kadın futbol takımı kurmalarını istiyorum yani şu anda. Pandemi öncesi en büyük operasyon planlaması onun üzerindeydi. Ama pandemi bu süreci de ne yazık ki bizde de sekteye uğrattı. Böyle bir planlama var. Yani demin anlattığın projeler de çok güzel. Mesela kaç ağaç dikildi o yeşil formayla onun da sonuçlarını bizle paylaşırsan çok sevinirim. Şu anda 2500, en az bir 2500 tohum topu daha atma planımız var. Biz süper. Birazcık bu taraftarları da dahil etmeyi seviyoruz. Ben ayrı bir zamanda vaktiniz olursa tek tek yeniden ayrıca evet konuşuruz. Aydınlık seviniriz. Aynen. Projelerle ilgili. Ben Faik Bey'e bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz önümüzdeki yıl çevresel sürdürülebilirlik temasından devam edeceğiz. Ve yine üçüncü formamızla bir aktivasyon, bir farkındalık planlıyoruz. Farklı bir renkte. Bu sefer suya dikkat çekeceğiz. Çok büyük bir sorun. Son dönemde Türkiye'de özellikle suyun verimli kullanımı üzerine markalar, kampanyalar yapmaya başladılar. Ama tabii burada United Nations'un bir de 13. yanlış hatırlamıyorsam su altındaki yaşam. Evet, iklim hedefi 14 14'tü. Evet, Anadolu Efes'in yaptığı çalışmayı ben de gördüm bu arada. Çok da güzel bir çalışma. Biz birazcık şurada sıkıntı yaşıyoruz. Ben bunu United Nations'la yapacağım toplantıda da dile getireceğim ama öncesinde belki sizin yönlendirmeniz olur. Şimdi Sports for Climate Action Framework aslında base'ini Paris Anlaşması'ndan alan bir framework. 5 tane hedefi var spor organizasyonları için ve Türkiye'den hiç imza atan organizasyon yok. Bu paktın altına aslına bakarsanız. Sebebi anladığım kadarıyla şu. Çünkü Türkiye Paris Anlaşması'nın bir tarafı değil. 8 ülkeden imzalamayan 8 ülkeden biri Türkiye. Şimdi tabii ki biz bu ülkenin bir kulübü olarak, bu ülkede opere olan bir kulüp olarak direkt ülkenin okeylemediği bir şeyin altına gidip imza atarken bu sizi ikinci kez düşünmeye sevk ediyor. Birazcık yapmak istediğim aslında görüşme bunun etrafından nasıl dolanabiliriz? Çünkü bunu Anadolu Efes çok güzel yaptı. Belki de bütün sürdürülebilirlik hedeflerini formaya taşımak yapılabilecek en güzel çalışmalardan biriydi. Ama biz su üzerine odaklanmak istiyoruz. Dolayısıyla hatta formamızın rengi de birazcık classified olacak ama bunun üzerine tasarımlarımız sürüyor. Kampanyamızın mottosunu formamızın yakasına basmaya kadar, bu mottoyu taraftarlarla seçmeye kadar birçok aktivasyon planımız var. İşin içerisine hem proje partnerlerimizi, hem hali hazırdaki partnerlerimizi, işbirliklerimizi katacağımız, taraftarları katacağımız, tüm futbol severleri katacağımız aktivasyonlar olacak. Ve bu senenin aksine seneye bir adım daha yukarı çıkarak bu işi biraz globale taşımayı istiyoruz. Bu sene domestik yaptık.
tohum topu atımlarımız hep Türkiye içerisindeydi. Bu arada bu ciddi anlamda Avrupa'da da ses getirdi. Özellikle belki bilirsiniz European Football for Development Network isimli bir örgüt var, ESPN. Onun More Than Football Action Weeks kapsamında 41 milyon kişiye ulaştık biz Ekim ayında Avrupa genelinde. Şu anda da ikincisi oluyor bu sene içerisinde. Ama biz bunu birazcık daha önümüzdeki sene globale taşıyıp, ben şu an aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nde de görevim olduğu için bir takım görüşmeler içerisindeyim networklerimizde. Ciddi anlamda Avrupa'da da bu konuya eğilen kulüp yok. Ya Barcelona bir tek bu sürdürülebilirlik hedefleri üzerine çalışmalar yapan tek kulüp şu anda. Hatta geçen hafta UEFA'nın sosyal sorumluluk projelerinde destek veren Responsible isimli bir örgütle de konuştuk. Onlardan da yönlendirme istedik. Aslı, çok özür dileyerek soruya... istiyorum Aslı'ya. Biz ayrı bir program yapmalıyız. Evet, kesinlikle. Yapalım. Bizim bir radyo programı mı olur? Kesin yapalım. Özel bir program yapmalıyız. Ben bu kadar farkında değildim Başakşehir'in. Mutlaka bunları konuşacağımız ayrı bir platform kurmalıyız. Tamamdır. Ben tebrik ederim. Gerçekten konulara çok hakimsiniz. Kesinlikle. Başakşehir gibi önemli bir futbol kulübümüzde bu kadar farkındalığı yüksek bir ekibin iş başında olması çok gerçekten güzel. Yollarımızın kesişmesi de gayet normal aslında böyle bir çok mutlu oldum ben de zaten bugün bu panele katıldığıma. Birçok da not aldım, emin olabilirsiniz. Bundan sonra da inşallah ulaşmaya çalışacağım. Güzel notlar edinmiş olduk, öğrenmiş olduk. Bahsettiğiniz çerçeve sözleşmesi önemli. İklim eylemi için spor çerçevesi diye bir sözleşme. Bu tür uluslararası belgeler diğer önlerinden gelmiş olan, kendilerinden önce gelmiş olan önemli belgelerle konuşurlar, referans verirler ve onların üzerine bir şeyleri inşa ederler. Ama siz buna bir taahhüt verdiğinizde o belgeye yönelik bir taahhüt vermiş olursunuz. Paris İklim Anlaşması zaten devletler için açılmış olan bir anlaşma, sözleşme. O devletleri ilgilendiriyor. Siz kendinizle ilgili olan bir sözleşmeye imza atıp onu taahhüt ettiğiniz zaman bu sizin için önemli bir kere motivasyon kaynağı. İkincisi de kulübün sahiplenmesi. Kulübün yönetimi sahiplenmediği müddetçe kulübün iletişim pazarlama departmanı veya varsa sürdürülebilirlik departmanı, ki maalesef çok az Türkiye'de, biz bunun da artmasını diliyoruz önümüzdeki yıllarda. Sizin işiniz kolaylaşacak. Çünkü kendinizi bir sözleşmeye karşı raporlamaya başlayacaksınız. Ve çeşitli aksiyonlar ortaya koyacaksınız. Su çok önemli bir aksiyon. Mesela yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, işte panellerinin kurulması. Türkiye'de bazı kulüpler bununla ilgili olarak galiba çok net adımlar attılar. Ben geçenlerde Türk Telekom'la ilgili, Türk Telekom Arena ile ilgili böyle bir haber okudum. Enerji sayla galiba bir anlaşma imzaladılar. Ve işte belli miktarda güneş panellerini oluşturacaklar. Bu arada Fatih Terim stadyumu da başlangıç adım olarak çok doğru bir yerdesiniz. Yani bir kulübün yönetimi, kulüplerin yönetimi veya federasyonlar bunu sahiplensinler. Bu çok en önemli şey. Çünkü siz ortada kalmayın. Bu işi yapan profesyoneller önlerine konulmuş bir harita çerçevesinde hareket etsinler. İkincisi de uluslararası bir çerçeve karşısında kendinizi uluslararası standartlarla raporladığınızda çok daha adımlarınızdan emin olacaksınız. Su eyleme konusunda da neler yapabiliriz? Bence ayrıca bir oturup konuşalım. Çok sevinirim, çok sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Aslı, gerçekten her birimiz ayrı ayrı oturup konuşmak isteriz. Ben de bugün duydum projelerin çoğunu. Biz de duyurmaya da katkı vermek isteriz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden bir araya gelmek dileğiyle diyeyim o zaman. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bir iki tane yorum gelmiş. Evet, çok spor tesisi yapıldı fakat sürdürülebilir enerji kapsamında pek bir şey yapılmadı. Tam da biz bundan bahsediyorduk. Biz de çok istiyoruz. İyi örneklerin daha çok konuşulmasını istiyoruz. Aslında burada da rol model etkisine ben çok inanıyorum. Bir tesis geçtiği zaman diğerleri de o mahalle baskısı nedeniyle de geçmek durumunda hissediyor. O yüzden bunun da artacağına inanıyorum. Yusuf'tan bir yorum gelmiş sanırım. Evet, sporun evrensel insani ekosisteme destek vermekte çok önemli bir yeri var. Fakat futbolun endüstriyelleşmesi üzerine ve sert rekabetten değinmiş. Bu konuda ne düşünüyoruz diye sormuş. Var mıdır bu konuda yorum yapmak isteyen? Banu yapabilir. Banu, ister misin yorum yapmak? Futbol bu haliyle evrensel değerlere katkı sağlıyor mu gibi sanırım. Bu konuda ne düşünüyoruz diye bir soru. Evet, nasıl diyeyim bunu? Çok zor tabii ki. Hani demeyi çok isterdim ama demin aslında söylediği gibi, yani bir takım, hani ben gelecekte kulüpler bazında daha bilinçlenmenin olacağını düşünüyorum. Halihazırda
bence futbolun günlük dertlerinin dışında ve uzun vadeli hiçbir konuyla ilgili pek kafayı yorduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani sonuçlar, pozisyonlar, hakemler ekseninde şu an için dönüp duruyor ve en endüstriyel, en çok paranın da döndüğü spor olma aslında bir yükümlülüğü de var. Tabii ki orada da tek tek rol modeller yurt içinde ve yurt dışında bulmamız mümkün. Ama diğer sporların, işte diğer sporcuların, Ferhat gibi duyarlılığı daha yüksek bence. Hani futbol kapsadığı ekonomi ve sporcu sayısıyla çok daha büyük roller üstlenebilir şu anda oradan uzakta. Evet. Yine pozitif bakmaya çalıştım ama beceremedim. Ama güzel bir örnek dinledik, o yüzden umut verdi. Aslında tabii görünürlüğü çok yüksek bir branştan bahsediyoruz. Oradaki küçücük bir aksiyonun çok büyük kitlelere ulaşma şansı var. Doğru. O yüzden ben orada da bir umut gördüm bana. Mesela aslında Başakşehir'in bu sene bu oynadığı, Paris Saint-Germain'le oynadığı maçta aslında bütün dünyaya yayılan başka bir duruşu da vardı. Orada topyekün sporcudan yola çıkarak bütün teknik ekip başkana kadar, Okan Burak'a kadar, yani böyle topyekün aldıkları bir duruş var. O da çok değerliydi. Mesela onu da yine aslında Başakşehir hatırlatmamış olmasaydı bu soruya yine onunla cevap verebilirdik belki. Hani bir kulübün duruşunun futbolda bu tarz hedeflere orada, çünkü gerçekten ırk ayrımcılığına karşı bir duruş vardı ve çok büyük ses getirdi. Çok net bir duruş vardı. Rakip takımın da ona ayak uydurmasıyla birlikte yani futbolda bir şeyleri değiştiren ve tarihe geçen anlardan biri oldu. Onun dışında işte bu güneş panelleri konusunda Antalya Spor'un da bir çalışması var. İşte şimdi Türk Telekom stadyumların bu yeşillenmesi, en azından oradan bir yakalayabilirler futbol. Ama bu 17 hedef arasında mutlaka ve mutlaka hani onların hiçbir şeyini değiştirmeden üstlenebilecekleri, rol model olacakları hedeflerin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu kadın erkek sporcu demin Aslı'yı önerdiğim ve pandemi öncesinde de çok çalışma fırsatı bulduklarını sevinerek duyduğum kadın futbolu meselesi var. Çünkü kadın futbolu demek yani bireysel sporda mesela Ferhat jimnastik yapıyor. Bireysel bir spor. Jimnastiği ne kadar çok kişi yaparsa o kadar çok insanın hayatı mutlaka değişir pozitif anlamda. Zaten bütün çocuklar jimnastikle başlamalı da demiştik. Ama futbol yapısı gereği bir takım kurmak adına böyle bir anda her yaş grubunda 18 kızın hayatı değişecek. 18 kızın hayatı değişecek ve bunun Türkiye'ye yayıldığınız zaman o zaman kadın sporcu sayısı da çok çok artmış oluyor. Dolayısıyla ve bir erkek futbol bir kulüp için, futbol kulübü için, erkek takımı olan bir futbol kulübü için iç karar sonucunda kadın takımı kurabiliyorlar. Çok basit bir iş yani, yönetim kurulunda bir karar alıp kurabiliyorlar. O anlamda belki bir şeyler değişebilir yakın gelecekte diye düşünüyorum futbol adına. Son olarak da bu hep bana senin sorduğun soru, eğer ben bu paneli bir kere olsun Title IX demeden bitirirsem herhalde bu spor ve kadın konusunda ayıp olacak. Bütün Amerika'da spor, kadınların spordaki başarısının değişiminin arkasında yer alan bir kanun bu. Kaç tane okullara, kaç erkek sporcuya burs veriyorsan o kadar sayıda kadın sporcu, eşit sayıda kadın sporcuya burs verme zorunluluğu getiren bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Amerika yani %500-600 değişti kadın sporunun çehresi. Dolayısıyla belki de bizim topyekün bu kadın erkek eşitliği, eşitsizliği, en azından spor adına bir şeyleri değiştirmek adına gündeme getirmemiz gereken fikirlerden bir tanesi de bu olabilir. Çok teşekkürler. Gerçekten politika değişikliği de çok kritik. Aslında çok teşekkürler. Mutlaka değinmemiz gerekiyordu. İknur, evet artık son yorumlarınızı aldıktan sonra kapatacağız. Süremizin yaklaşık sonuna geldik çünkü. Evet, İknur buyur. Çok güzeldi gerçekten bütün konuşmalar. Bir hani kapatma cümlesi olarak onu söyleyeyim öncelikle. Çok teşekkürler. Bir de Yusuf'a da cevap, ben şöyle bir şey söylemek isterim. Endüstriyel spor yürüyor. Oradaki evet yapılacak her şey ve oradaki bütün mücadele çok önemli. Ama alternatif alanlar yaratılmayacak anlamına gelmiyor bu. Yani herkesin maratonda rekor kırması gerekmiyor. Orayı koşabilmek önemli. O yüzden
işte Itır'la Adım Adım ekibiyle de gördüğümüz gibi ya da farklı alternatif spor alanlarında gördüğümüz gibi, alternatif futbol liglerinde gördüğümüz gibi, ben bunları da endüstriyel spor içindekiler kadar değerli buluyorum. Belki o kadar ses getirmiyor ama bence dönüşümde daha güçlü bir ya da eşit güçte bir sese sahip bu alanlarda. O yüzden Yusuf, onlar da devam etmeli. Yani rekabet odaklı tanımlamayan, rekabete karşı çıkan, şiddet odaklı görmeyen, karma cinsiyetli gruplar koyan, işte alternatif tamamen cinsiyetsiz kulüp ligler kuran yapılar da çok önemli. O yüzden iki tarafta da devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yapacak çok şey var ama umutluyuz çünkü bir aradayız ve bunları burada konuşuyoruz. Evet, kesinlikle. Çok teşekkürler. İdil el kaldırmış. İdil, mümkün olduk eğer kısa olursa, çünkü bitirmek zorundayız yavaş yavaş. İdil'e merhaba. Buyurun. Buradan. Benim de uzun süredir konuşmadığım bir arkadaşım da. Merhaba İdil, konuşabilirsiniz. Mikrofonunuzu açıp. Ah tamam, şimdi ben de konuşuyorum kendi kendime. Merhaba diye elimi indirdim zannediyordum. Bu arada spora başlamıştım gibi anda ismimi duydum, kusura bakmayın. şöyle, çok teşekkürler, çok güzeldi. Hakikaten 1,5 saat, 2 saat oldu. Böyle hani sporcu ve sporla ilgilenenlerden olmaktan kaynaklı herhalde çok şey geçti, etkin geçti. Şunu soracaktım aslında, birazcık Banu Hanım da bahsetti aslında, İknur da bahsetti ama hani hep bu çalışmalar biraz bir akademiden ve tabii ki sporun kendi alanından doğru da geliyor ama akademiden çok yoğun bir hani buraya yönelme var. İşte hani sosyoloji belki başta olmak üzere de sosyal bilimler. Bir hani merak ettiğim bunun spor camiasına yansıması. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum. Kız öğrencilerin ya da genç kızların, işte kadınların spor içerisinde yer alması değil ama spor camiası olarak bu alanda nasıl bir değişiklik var ya da hani ne noktadayız, öyle söyleyeyim. Bunu da şöyle bir soruyla birlikte aslında sormak. Dediğim gibi Banu da ona cevap vermişti. Benim için hani burada eşitlik meselesi, belki hepimiz için böyle. Ay, nefes nefeseyim, spor yapıyordum da tamam. Günün anlam ve önemine uygun. zor nefesimi toparlıyorum, kusura bakmayın. Yani hani yönetici anlamında kadınlar yönetici pozisyonlarına yer almadıkça aslında bu eşitliğin sağlanmasına bahsedebilmek çok mümkün olmuyor. Yani çok güzel işte çabalar var tabii ki, işte UNDP yapıyor, çok güzel şeyler Ferhat Bey bahsetti, birçok şey yapıyorlar. Hani bu çok önemli ama bunlar yönetici düzeyine nasıl bir yansıma buluyor? Şu an Türkiye'de durumda %5 gibi bir şey söyledi Banu Hanım ama hani futbol için söyledi galiba. Genel olarak bir şey var mıdır veri bununla ilgili? Yani oralarda bu tip çalışmaların, bu farkındalığın oralara yansıması nasıl? Çünkü o bence çok temel bir şey hakikaten. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sürpriz oldu benim için. İdil'cim sesini duymak. Ben tanıştırayım mı size İdil'i? İdil Soyseçkin, UNDP Türkiye'nin göç ve toplumsal cinsiyet uzmanıdır. Aynı zamanda bir sporcu gördüğünüz gibi. Çok memnun olduk. çok kısa, ben isterseniz buna şey söyleyeyim, İdil'e çok teşekkür edeyim sorusu için. Çünkü belki eksik kalan bir tarafı da tamamlamış oluyoruz böylece. Mesela Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin geçenlerde bir raporu yayınlandı. Canan Koca tarafından yazıldı. Kasbat'la işbirliği halinde onlar da çalışıyorlar. O anlamda gerçekten yöneticiler bazında çok büyük bir eksik var. Banu zaten içeride biri olarak bunu çok net biliyor. Biraz Aslı'ya da cevap olmuş oluyor bu aynı zamanda. Pozitif ayrımcılık olmadan ya da bu kota çalışmaları olmadan bunları sağlamak çok zor. Biz bunlara geçici önlemler diyoruz. Yani kota dediğimiz şey sonsuza dek orada işte bir takım pozitif ayrımcılık ilkeleri uygulanacak demek değil. Ama eşitliğin gerçekte toplumsal yapı içinde olmadığı yerlerde biz geçici önlemler almak zorundayız. Ancak bu şekilde eşitsiz konumdakileri biraz daha eşit yere çekebiliyoruz. Çünkü gir olmadığında rol model yok. Rol model olmadığında kimse talep etmiyor. Kimse talep etmediğinde evet, devamlı aynen öyle. Oraya bir müdahalede bulunup rol modelleri oluşturduğumuzda daha bu eşitsizlik gitmeye başlıyor. Oraya bir müdahale gerekiyor dolayısıyla. O yüzden dediği gibi yani yöneticilerin orada olması, yönetici kadınların da spor alanında olması çok önemli. Akademide burada biz çalışıyoruz fakat ne yazık ki çok yavaş spor endüstrisine, spor alanına bu aktarılıyor. Sesimizi de çok zor duyuruyoruz. Buradan da herkese duyurulur diyeyim. Evet, çok teşekkürler. Evet, son Faik ve Ferhat'tan da duyabiliriz. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa ondan sonra da yavaş yavaş kapatacağız.
Ben şunu söyleyeceğim, değişim öncüleri, change agentlar var ya, kulüplerin içinde var, burada var, başka yerlerde var. Onlara destek olmaması çok önemli. Kulüplerin az önceki soruyla da bağlayacağım. O ülkemizin gündemi gibi maalesef. Sürekli bir işte futbolda özellikle daha fazla oluyor. Bambaşka şeyler yaşanıyor. Her hafta büyük büyük kendi içinde bir gündem var. Ve asıl konuşulması gereken sporun ne olduğu, sporun felsefesi ve sporun dünya sorunlarına ne gibi katkılar sunabileceği konusunda kulüp yönetimleri, federasyonlar daha fazla eğilmeliler. Ve bu değişim öncülerine hep birlikte el birliğiyle destek olmalıyız. O zaman gerçek etkiyi hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum ve Ferhat'la sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir paneldi. Çok şey öğrendim sizlerden ve kendi tecrübelerimde bu sürdürülebilir kalkınma amaçları için neler yaptığımı da aktarabildiysem ne mutlu bana. Bu anlamda da bundan sonrası için her türlü desteğe ve sürdürülebilir kalkınma amaçları için her türlü şeye varım. O yüzden buradan da onu belirtmek isterim. Teşekkür ederim herkese. Dinlediğiniz için de teşekkürler. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir panel oldu. Sevgili Faik, İknur, Ferhat, Banu, iyi ki varsınız. İyi ki sizlerle bir aradayım. Çok teşekkürler. Gene gününüz kutlu olsun ve vakit bulursanız spor yapın bugün. Ferhat yapmıştır da ben henüz yapmadım. Onun için günün anlam ve önemine uygun kısa da olsa spor yapalım bugün diyerek kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler çok herkese. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bizi aldın insanlara. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.